İyi akşamlar. Haber Global'de başka gündemle karşınızdayız. Bu hafta İşkur 2018 iş gücü piyasası araştırması yayınladı. Şimdi bu araştırma ne diyeceksiniz? Programın başında biraz ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında bugün konuşacağımız konulara hem bugünden hem de 10 yıl sonrasından bir bakış açısı yaratacak. Nedir araştırma onu söyleyeyim. İşverenlere gittiler, sordular binlerce işverene. Bugün hangi meslek gruplarına, hangi tarz elemanlara ihtiyacınız var? 10 yıl sonra hangilerine ihtiyacınız olacak veya hangi meslekler ön plana çıkacak diye sordular. Aldıkları yanıtlar içerisinde bir elemanı alırken neye baktıklarına dair sorular da vardı. Enteresan sonuçlar var, bir iki tanesini paylaşmak isterim. Örneğin şu an Türkiye'de en çok iş bulabileceğiniz alan hangisi diye merak edip bakarsanız göreceğiniz şey kaynakçılık. Kaynakçılık, o kaporta işçiliği, otomotiv boya ustalığı, dikiş makinesi nakışçılığı veya oto elektrikçiliği, bunlardan sadece birkaçı. Çok daha fazlası var ama hepsi benzer meslek gruplarında. Peki 10 yıl sonra ne olacak? Onları da sıralayayım. Hepsi aslında dijital çağ ile alakalı konu başlıkları, meslek alanları. Yapay zeka, makine kontrol elemanlığı, elektrikli arabalar için teknik bakımcılık, Ar-Ge mühendisliği, siber güvenlik uzmanlığı, internet televizyonculuğu, yazılım destek uzmanlığı, robot mühendisliği diye uzuyor uzuyor. Şimdi bunların hepsi gelecekte hangi mesleklerin yapılacağı ile alakalı ve biz bugün çocuklarımızı o meslekler için yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki bir kısmı ne yazık ki 10 yıl sonrasını yaşayamayacaklar. Yaşayamayacaklardan kastım en azından o zamana kadar mevcut işlerle idare edecekler. Bir kısmı da doğal olarak o mesleklerin içerisinde yer alacaklar. Tabii ki çocukların yetenekleriyle alakalı konu. Bugün de yetenekleri konuşacağız. 10 yıl sonrasının o ortaya konulan projeksiyonuna göre biraz da konuşmak istiyoruz. Çünkü anneler babalar çocuklarını eğitimlerini aldırırken yanı sıra kurslara yolluyorlar. Bunun içinde işte yapay zeka kodlama tarzı kurslar da var veya sanatsal aktiviteler de var. Peki hangilerinde yetenekliler de yolluyorlar veya neye göre ölçümlediler? İşte bugün başka gündemin konusu çocuklar, yetenekleri ve gittikleri o kurslardan aldıkları sonuçlar olacak. Doğruyu anne babalar nasıl bulacak? Onu konuşacağız. Peki kimlerle konuşacağız? Hemen konuklarımı tanıtmak isterim. Hanımefendiyle başlayacağım. Psikiyatrist doçent doktor Elif Mutlu bizlerle bir kez daha. Hoş geldiniz hocam. Hemen yanında yaratıcı marka danışmanı Mustafa Can var. Sağ tarafımda sinir bilim uzmanı Profesör Doktor Sinan Canan ve klinik psikolog Doktor Mehmet Şakiroğlu bir kez daha bizlerle birlikte. Sizler de başka gündeme, başka gündem etiketiyle hem Twitter'dan hem de Instagram'dan paylaşımlarda bulunarak katılabilirsiniz. Bu ufak hatırlatmayı da yapmış olayım ve başlayalım. Sinan Hocam sizle başlayalım istiyorum. Bayağı da hızlı girelim. Aslında bugün programın tanıtımını sosyal medyada yaparken de aynı şeyi söyledim. Anneler, babalar, hani ezberleri ve birbirinizle rekabeti bırakın, çocuklarınızın yeteneklerini gerçekten keşfedin. Çünkü birçok kursa gidiyorlar ama onların hemen hiçbirinde bir başarı elde edilmiyor. Veya bugün işte bana o soruya geri dönüşler var. İşte piyano çalıyor ama hani hiçbiri gerçek anlamda profesyonel müzisyen değil. Veya işte masa tenisi oynuyor, lokal bir başarı var. Veya başka kurslar alıyor, gerçekten de onları meslek olarak edinmiyor. Bu kurslar, bu çocukların yetenekleri, anneler babalar yanlış mı yönlendiriyor? Nedir tam olarak hikaye? Vallahi bu mevzu çorba gibi, önce onu söyleyeyim. Çocukları müzik, spor, sosyal işler, sanatın herhangi bir dalında kursa göndeririz. Bunu çok severiz. Muhtemelen çocuğun beyni gelişsin, görgüsü artsın, efendim daha böyle geniş bakış açılı bir insan olsun falan diye. Ama o çocuk tutup da ben işte çalgıcı olacağım, konservatuvara gideceğim, futbolcu olacağım falan filan derse muhtemelen arıza çıkar. Çünkü sen hobi olarak gene yap, adam gibi bir mesleğin olsun mottosu. Nereden bilmiyorum ama sanıyorum birkaç yüzyıl önce Bakanlar Kurulu kararı falan gibi şeyler hepimize belletilmiş. Yani biz böyle bir garip haldeyiz. Sanatın, yaratıcı işlerin insana has ve insanı geliştirici bir şey olduğunu hepimiz içte bir yerde biliyoruz. Ama iş mesleğe gelince garantiye doğru hareket etme eğilimimiz var. Garanti algımızın ise ne kadar yalan olduğunu artık bugün izahtan vareste olarak, yani bir uzmanın söylemesine gerek olmadan herkes biliyor. Mesela 10 sene sonrası dedim biraz önce. 5 sene sonrasını konuşuyor olsaydık şöyle bir rahatlığım, yani şöyle bir gerilirdim ben daha doğrusu. Ya tahminde de bulunmak lazım ama muhtemelen tahminlerimiz tutmayabilir. Çünkü 5 yıl içinde çok şey değişiyor. 10 sene dedim ben rahatladım. Çünkü haberimiz bile yok 10 sene sonra ne olacağından. Yani hiçbir şey söyleyebilecek durumda değiliz. 10 yıl sonra mesela bugün ilkokulda, ortaokulda okuyan çocukların
mezun oldukları zaman yapacakları mesleklerin yarısı daha icat edilmemiş gibi bir ders dinledim birinden geçenlerde, birkaç ay evvel. Dolayısıyla durum aslında bundan daha da vahim. Şöyle bir şey anlatmaya çalışıyorum ben anne babalar. Mesela biraz önce enteresan meslekler saydın. Elektrikli araba bakımı, işte neydi, robotik mühendisliği falan. 10 yıl sonraki siber güvenlik. Ha, mesela siber o tip şeyler. Şimdi bunlar bizim telaffuz edebildiğimiz, hayalimize sığdırabildiğimiz şeyler. Mesela robotu kim yaptı? Elektrikli arabayı kim buldu? Hangi okul önce kuruldu da sonra elektrikli araba yapıldı? Birisi muhtemelen okuldan atılmış, eğitimle doğru düz işi olmayan, sanatsal tarafları kudretli birisi dedi ki ben elektrikle giden araba da yaparım. Yani meslekleri icat eden bazı insanlar var. Şimdi biz icat edilmekte olan mesleklere adam yetiştirmeyi kafaya o kadar çok takıyoruz ki kendi çocuğumuz için en azından. Ya ben bunu bir adam gibi işe vereyim gitsin. Ya benimki de bir meslek icat eder mi acaba, hiç aklımıza gelmiyor. Yani bir kere burada temelde böyle bir sorun var. Ne kendimize, ne kendi çocuğumuza, ne yaşadığımız ülkeye pek güveniyor gibi değiliz. Yani böyle bir durumumuz var. Doktorluk tıp fakültesinde işte bir 12 sene falan öğretim üyeliği yaptığım için ben hep böyle her dönem karizması yüksek bir meslek olduğu için ya bu çocuk sonuçta işte uzmanlık yapamasa bile elinde bir diploması olur, işte altın bileziği olur falan filan diye yüksek puan alan çocukların fevç sevk edildiği bir yer. Bir de arada böyle şeyler çıkıyor, yeni moda, işte bilmem ne mühendisliği. Mesela ben şahsen mesela mekatronik mühendisi okuyorum demek çok havalı bir şey olurdu herhalde. Klinik psikolog enflasyonu şu anda işte patlamış vaziyette malum. Doğru. Her tarafta böyle bir modalar var, bir şeyler geçiyor ve şunu olanı ben hiç görmedim. Yani garanti bir meslek ya da garanti bir gelir beklentisiyle üniversite okumuş ya da bir meslek edinmiş birinin memnun olduğuna ben henüz rastlamadım. Çünkü o popülerken okula başlıyorsunuz, okul bitiyor o popülerite gidiyor. Yani kovaladığınız hayalet kayboluyor ortadan. Garanti meslek yahut bir mesleğe göre çocuk hazırlama meselesi bence hani kim planladı bilmiyorum ama bir soykırım gibi bir şey. İnsan yetenek soykırımı. Benim yıllardır anlatmaya çalıştığım şey, kendi hayatımda, kendi evimde, kendi öğrencilerime uygulamaya çalıştığım şey, çocuğum sen neyi iyi yaparsın sorusunu, ya sorusunun kendilerine sorulmasını onlara alıştırmaya çalışıyorum. Eğitim hayatında kimse bunu sormamış. Arkadaş sen neyi iyi yaparsın sorusu yok. İngilizcen eksik, öğren. Matematik bilmiyorsun, öğren. Coğrafya bilmiyorsun, öğren. Şunu öğren. Sürekli eksik tamamlıyoruz. Çocuğa kimse sormuyor. Gence kimse sormuyor. Sen neyi yapmayı seviyorsun? Nerede coşalım? Nasıl bir dünya hayal edersin? Senin zamanında ne olsaydı sen daha mutlu olurdun ileride? Bunları kimse sormuyor. Bunu sorabildiğimiz takdirde ben çocuğumun yeteneğini nasıl keşfederim? Onun istikbalini nasıl kurtarırım soruları tali sorular olacak. Ve çocuklar tuhaf şeyler yapmaya başlayacaklar inşallah. Mustafa Hocam size geleceğim. Şimdi az önce Sinan Hocam dedi ki 10 yıl deyince rahatladım dedi. Şimdi üniversiteye 18'inde giriyoruz. İşte hadi biraz tökezleyerek vesaire 23-24'te bitiyor. Yani bugün baktığımızda 24 yaşında iş hayatına atılacağını düşünürsek bir işte gencin şu an 14 yaşında. Ve ailesi onun için karar vermek zorunda. Sizde. Karar vermek zorunda mı? Bir de bunu sorsak. O da ayrı. Ona sonra geleceğim. Bunun sohbetini yaparken masada önce şunu bir ayıklamak istiyorum arada. Bunun sohbetini yaparken masada karşılaştığım iki tane defans var hep. Ne zaman yakın gelecekten konuşsak. Yani ben 10 sene de demiyorum gerçekten. 5 sene sonrasıyla alakalı. İşte yapay zekadan konuşsak, blockchain'den konuşsak, makine öğreniminden konuşsak masadayken. 10 dakika sonra şöyle bir refleks gelişiyor. Ya bunları biz görmeyiz. Bunlar çok uzak bir gelecekte. Hadi diyelim ki bizim göreceğimiz yakınlıkta oldu, ikinci reflekste Türkiye'de olmaz. Hani bunlar hani bizim bilmediğimiz batıda başka bir yerde olacak ve olan şeyler gibi geliyor. Halbuki bunun analizlemesi üzerine çalışıyoruz gerçekten. Çok kritik 20'ye yakın konu başlığı oldu ve önümüzdeki 5 yılda fiziken sosyal hayatımızın parçalarından bir tanesine net bir şekilde dönüşecekmiş gibi görünüyor. İlk iş ebeveyn olarak da bakarken ilk iş bunun farkında olmakla alakalı. Çünkü gerçekten ilk refleks şey oluyor, reddetme üzerine kurulu oluyor. Hayır hayır bunlar olmayacak, her şey bugünkü gibi devam eder. Bizim başımıza nasıl olsa gelmeyecek. Gelmeyecek, işte dünya çok, Türkiye'deyiz biz, çok yavaş değişiyor gibi bir zannetme var. Bunu da nasıl ölçebiliriz? Geçtiğimiz 5 yıla bakıp ölçeriz.
Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde Türkiye'de teknolojik anlamda ne değiştiği ölçersek önümüzdeki 5 yıl ne değişeceğinin büyüklüğünü, büyük parantezini anlıyorsunuz. Yani ismi her ne kadar e-devlet kapısı olsa da hani biz devletle ilişkilerimizin çok ciddi bir bölümünü artık dijital bir dünyada yapıyoruz. Aslında o standart bir algoritma işleyişiyle çözülüyor. Hani o bahsettiğimiz algoritma var ya, ya da bunun sohbeti olduğunda bunu komik gelir bana. Yani ya çok uzun var dediğinde kolunda smart saat var ve yani uzun süre beklediğinde beni uyarıyor diye de hikaye olarak anlatıyor bir adım sonrasında. E daha nasıl bir gelecek bekliyorsun ki? E gelmiş işte, yani o yapay zeka dediğimizin basit algoritmal formu burada işte. Sana da bu arada hani bir saat oturduğunda kalk yürü falan diyor. Hani bu kadar da sosyal hayatının bir parçası olmuş. Gelecek 5 yılda iki yapı değişiyor. Hem pratikte sosyal hayatımızı değiştirecek teknolojiler değişiyor. Hem de gerçekten bakış açıları değişiyor. Biz hep 200-250 kişilik klanlarla yaşamaya alışmışız. 1990'lara, 2000'lere kadar. Yani küçük kabile gibi yaşıyoruz. Bizim bu arada Facebook'taki samimi arkadaş sayımız da o kadardır. 185 miydi, 186 mıydı dünya ortalaması? Biz ona alışkınız. Şimdi siz eğer 200 kişilik bir yapının içerisinde yaşıyorsanız, öyle ya da böyle tanıdıklar, arkadaşlar, iş çevresi vesaire falan, sizin yaşınızda kadın ve erkek sayısı ortalama 10-12, 10-14 arası oluyor. Birkaç aşağı, birkaç yukarı. Böyle olunca da toplumsal örgütlenmede kendinize edindiğiniz yeri değerlendirirken kendi yaştaşlarınızla değerlendiriyor ve şöyle bir zihin kullanıyorsunuz. Ben çok para kazandım ama Ahmet de çok hızlı koşar, Hüseyin de iyi İngilizce bilir, Ayşegül de şöyledir falan diye bir denge oluşuyor. Şimdi biz göçmeniz dijital dünyada. Hani dijital dünyanın yerlileri, çocuklar 4,5 milyarla aynı masada oturuyor. Yani mahallesinde bisiklet kullanırken ellerini bırakmayı bir başarı olarak atledemiyor. Çünkü YouTube'u açtığında yani hani kullandı bisiklet kullan, bisiklete binmeden bisiklete binen çocukları görüyor. Hani öyle bir yetenekte. Bu mesela bakış açısını değiştiriyor. Hani Z kuşağını anlamakta zorluk çekiyoruz diye sohbet ediyoruz ya, sohbetin zemini burada. Çocuk 4,5 milyar insanla, 4,5 milyarı da şundan diyorum, dünyadaki sosyal medya hesap sayısıymış. 4,5 milyar insanla aynı masada olmasını getirdiği tuhaflığı yaşıyor çocuk. Biz öyle değildik. Biz kendimizi bambaşka sosyal dengelerin içerisinde dengeleyebiliyorduk. Ya da işte hani pratikte karşılaşacağımız şeylerden bir tanesi, işte otonom teknolojiler geliyor diye geldi. Araç olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılıyor. Türkiye'de de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kullanılacakmış gibi görünüyor. Raylı sistemde kullanıyoruz bu arada. Otomobilde de kullanacakmışız gibi görünüyor. Ve onun getireceği sonucun ne olacağını hani gerçekten bir sürü sosyolog masada çalışıyor ve henüz kesinlikle katılıyorum. Veri yok elimizde. Yani ortak kullanım, ortak ekonomiler mi gelişecek, işte yapı mı değişecek, işte onun teknolojisi neye dönüşecek, ne kadar hızla dönüşecek falan. Şimdi mesela bunları konuşmaya başladığımızda hepimizin zihninde yine aynı şey oldu. Yok yok, uzun vardır buna. Hani çok zaman vardır buraya. İşte o çok zaman vardırı e-devlet ya da sosyal medya hesaplarını ne kadar hızlı kullanmaya başladığımız ya da işte teknolojinin hayatımıza ne kadar hızlı girdiğini fark etmeden geçirdiğimiz geçmiş 5 yıla bakarak görmek gerekiyor. Mehmet Hocam. Çok sert bir geçiş oldu. Tam böyle 10 yıla doğru bir yolculuk yaparken Mustafa. 5 yılla 10 yıl arası ve bugünü düşünürken bir anda. Ya evet, şimdi Sinan Hoca aslında çok önemli şeyler söyledi yani. Bu 10 yıllık ufkumuzla ilgili çok önemli şeyler söyledi. Mustafa Hoca da bunu artık somutlaştırdı ve karşılaştığı sorunlarla ilgili. Ben bu 5-10 çok gitmeden kendi mesleki deneyimimle ilgili bir şey aktarmak istiyorum. Şimdi biz şöyle bir çalışma yaptık. Kendi doktor öğrencilerimle beraber Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Sosyoloji Bölümü ve Felsefe Bölümüne yeni kazanan öğrencilerin hangilerinin üniversiteye daha iyi adapte olacakları ile ilgili önce basit bir ölçüm yaptık. Ana sorumuz şuydu. Hangi öğrenci, hangi özelliklere sahip öğrenci uzun vadeli bir perspektifle daha iyi adapte olacak üniversiteye? Ve bir takım bulgularımız oldu. Sonra bu bulgulardan bir oryantasyon programı hazırladık. Yani işte hangi bulgulara sahipsek az sonra onları damıtılmış haline aktaracağım ilk konuşmamda. Kısaca da yapacağım bunu. Sonra onlara bir eğitim programı uyguladık. Sonra uzun vadede boylamsal bir çalışmayla da diğerlerinden onları ayırabilmiş miyiz diye ölçtük. Ve bütün bu çalışmanın sonucunda daha o ilk gün üniversiteye gelen çocukların, gençlerin, çocuk deyince de şimdi hepsi bir ayaklanmış durumda, sakalımız var diye. Hangisi daha başarılı bir öğrenci, daha adaptif bir öğrenci olarak diğerlerinden ayrılıyor? Buna dair bir artık öngörümüz var. Birinci özellik, sorumluluk kavramı çok değerli bir kavram. Sorumluluk, genelde gençler özgürlük peşinde koşuyorlar.
ve özgürlüğe dair kendine has bir takım yorumları var. Fakat sorumluluğu çok kaçırıyoruz. Sorumluluk, ben Mehmet Şakiroğlu olarak hayatımın benden beklentilerini ne kadar karşılayabilirim? Hedeflerimi kendi potansiyel sınırım dahilinde mi, potansiyellerim dahilinde mi seçiyorum? Ve attığım adımlarda ne kadar yetkin olduğum adımlara doğru, yerlere doğru adım atıyorum. Sorumluluk kavramı çok önemli. Sorumluluğa da şöyle bakıyoruz. O bölüme gelenlerin hangisi gerçekten yolun başında o bölüme gelmeyi tercih etti? Yani aslında bakarsak, üniversite sınavından 1,5 yıl önce kendisine o bölümle ilgili bir gelecek tasarısı yapanların daha iyi adapte olduklarını görüyoruz. Fakat biz de bu oryantasyon programında şunu yaptık. Bunu 1,5 yıl önce seçmiş olmayabilirsin. Ama şu anda tam da hali hazırda bulunduğun o tek bir anda sahip olduğun her şeyi seçebilirsin. Ben seçmeden işte kaynakçı oldum diyen biri, ki çok gözde bir meslekmiş, o yüzden kaynakçılığı kullanabilirim çünkü alınmazlar, çünkü çok övdünüz. Kaynakçı olmayı istemeden kaynakçı oldum diyen biri, geçmişte o istemediği tek bir andan vazgeçip tam da içinde bulunduğu o anda kaynakçı olmayı seçebilir. Bunu nasıl seçer? Ben bir kaynakçı olarak kaynakçılık mesleğine demek ki yanlış bir yerden bakıyorum ki bunu seçemeyen biri olarak şu anda mesleki tatminim düşük. İnsanlar bu şekilde tam bulundukları anda eşlerini de seçebilirler. Yani var olan eşlerini tekrar seçebilirler. Çocuklarını seçebilirler. Evlerini seçebilirler. Yani hayatlarındaki bütün şeylerle yeniden bir seçim ilişkisi kurarak onların sorumluluğunu alabilirler. Birinci kavram bu. 2 yıl öncesi, 2 yıl sonrasına dair hayal kuranlar lisede, üniversiteye daha iyi adapte oluyorlar. İkinci kavram, çok enteresan bir kavram karşımıza çıktı. Mizah kullanma becerisi. Sol tarafında bu işi çok iyi yapan bir adam var. Sende mizahi özellikler hocam her zaman vardır. Muhtemelen siz de çevrenizde bunu görüyorsunuz. Mizah kullanma becerisi olan insanların yaşama farklı bir perspektiften bakabildiğini görüyoruz. Bizim çalışmamızda bu o kadar buram buram çıktı ki. Çünkü mizahın muhtemelen problem çözme becerisiyle de ilişkisi var. Sorun çözme becerisiyle de ilişkisi var. Çünkü bütün bunlar temelde olaylara farklı bir perspektiften bakabilmemizi gerektiriyor. O yüzden mizahın da öğrenilebilen bir şey olduğunu düşünürsek, ki mizahçılar şu anda kızabilirler çünkü bunu çok tartışıyorlar. Ben de bir mizah ve gülme buluşmasına katılmıştım, bir kongre gibi. Orada bir sunum yapmıştım ve dinlediğim sunumlarda mizah becerisinin 10-12-13 yaşlarında gelişebildiğine dair net bir takım argümanları vardı kişilerin. İkincisi, mizah kullanmayı öğrensin gençler. Üçüncüsü, mizahla ilişkili olduğunu düşündüğüm yine o sorun çözme becerisi. Yani sorun odaklı olma, problem odaklı olma becerisini geliştirmeleri lazım. Bizim gençlerimizde çok fazla duygusal tepki alışkanlığı var. Bu muhtemelen çocukluk yaşantılarının çok fazla suçlama eğiliminde değilim. Çünkü aileler çok alınıyorlar o zaman. Ama ev içi yetiştirilme tarzı, mahallesinde yetiştirilme tarzı, ilk gittiği kreşteki hocasıyla yaşadığı etkileşimde hep duygusal tepkileri vermeyi öğreniyorlar. Ve bu duygusal tepkilerle problem çözme yaşantıları çocukların problemlerin üzerine gerçekten sorun çözmek üzere gitmesini engelliyor. Yani çocuk bunu almak istiyor, anne hayır diyor, çocuk ağlıyor ve onu alıyor. Şimdi burada hem anne duygusal davrandı, hem çocuk duygusal davrandı. Çocuk ağlayarak amacına ulaştı, anne de ağlayan çocuğuna yasak olarak koyduğu şeyi verdi. Bu konuyu çok uzatmaya gerek yok. Bunun örneklerini çok verebiliriz ama işte bu eğitim şekli duygusal baş etme yöntemlerini çok ön plana çıkarıyor. Üniversiteye gelen çocuk, üniversitede karşılaştığı sorunlarla problem odaklı baş etme becerisine sahip olursa iyi adapte oluyor. Bir diğer kavram, duygu düzenleme becerileri. Bakınız ne oluyor biliyor musunuz? Çocuk sevgilisiyle kavga ediyor genç, sınava çalışamadım diyor. Sınavdan kötü not oluyor ya, beklemiyordum senden bu not diyorsun. Hocam o gün sevgilimle kavga ettim yani, hiç iyi değildim. Şimdi mevzu yaptığın işle duygusal dünyanı ayırt edebilme becerisi. Şimdi ortaokuldaki çocuktan pek bunu beklemem ama üniversiteye gelen gençler artık duygusal dünyalarıyla profesyonel hayatlarını birbirinden ayırt edebilmeliler. Ben ısrarla birinci sınıf öğrencilerime şunu söylüyorum. Yeni hayatına hoş geldin. Artık senden benim beklentilerim var. Doğru ya da yanlış yaptıklarını söyleyecek bir mekanizma var. Ve sen artık profesyonel bir meslek tanımı içerisinde hareket etmen lazım. Dördüncü sınıf öğrencilerin hepsi sakallı diye
kızmamın nedeni anlatayım hocam sana biraz. Dördüncü sınıf öğrencilerinde sadece bir tane tıraş olmuş vardı. Mehmet Şakiroğlu'na sakalı kestirmişler, düşün yani. Benim sakalımı kesme hikayem. Ben Ekremciyim, buradan da anayım. Ekrem'i dışarı çıkardım sınıfta. Bizim çocuklara kızdım. Ya dedim, hepiniz aydın gibisiniz. Niye herkes sakallı? Sonra hocam dediler, sen de sakallısın. Gitti kesme ben. Şimdi çocukların profesyonel hayatlarına bir şekilde üniversite birinci sınıfında profesyonel adımlar atma adı altında alışmaları ve duygusal dünyalarıyla bunu biraz ayırmaları lazım. Kıskançlık yaşıyorsan bunun farkına varmak. Mutsuzluk yaşıyorsan bunun farkına varmak. Bir şeye öfkeliysen bunun farkına varmak. Ama duygularının farkına varıp profesyonel hayatı bu duyguların etkisinden kurtarabilme becerisi adaptasyonu. Diğer sağlayan bir kavram. Bir tanesi de çok güncel bir kavram. Bilinçli farkındalık. Mindfulness kavramı. Bunun güzel bir ölçeği var. Yaptığı işe odaklanabilen... Ama anda kalmak sözünü kullanmaktan da korkuyorum. Hiç sevmiyorum anda kalmak sözünü. Çünkü o anda kalmak değil de geçmişi boş verin, gelecekle ilgili hayal kurmayın falan gibi laflar da dönüyor ortalıkta. O yüzden anda kalmak sadece benim şu anda zihnim ve bedenimin aynı yerde bulunmasıyla alakalı bir kavram. Bir de bu, belki onu detaylı tekrar konuşuruz ama bu saydığım kavramlar, bir de sosyal destek kavramı var. Sosyal destek ortamlarına doğru girebilmek. Birinci sınıf öğrencilerinin üçüncü sınıfta daha iyi adapte olabilmelerini sağlayan kavramlar. Ve şuradan bunu çok net söylemek istiyorum. Bu bahsettiğim kavramlar gençlerde olursa, bu faktörler, onların yaşama daha iyi adapte olabileceklerine dair elimizde bilimsel bulgu oluştu. Tekrar bu kavramları açarız isterseniz. Teşekkür ederim. Elif Hocam, size vereceğim sözü. Çocuklar dedik. İçinde tabii çocuk deyince içinde gençler de var. Gençler diyelim. Yani evet, üniversite öğrencilerini de içine katabiliriz. Sonuçta onlar da hala ne yapacakları konusunda kararsızlar belirli oranlarda. Aslında tam Mehmet Hoca'nın kaldığı yerden devam edeceğim. Şimdi mesela siz yaptığınız araştırmada adaptasyonu öngören kriterleri ölçmüşsünüz. Evet. Bunlar aynı zamanda pek çok patolojiyi, yani hastalığa zemin hazırlayan ya da insanları güçlü olduğunda hastalığa karşı, ruhsal hastalıklardan bahsediyorum, dirençli kılan şeyler. Söyledikleriniz. Mesela sorumluluk, mizah, duygu düzenleme becerisi, yani duygusal yaşantımla profesyonel hayatı ayırt etmek. Şimdi aslında bizim profesyonel hayatımız ya da gündelik hayatımız duygusal hayatımızdan çok böyle ayrık falan olamaz. Öyle çoğunlukla zannettiğimiz gibi rasyonel canlılarda değiliz. İş hayatı ya da okul hayatı da sadece mantıklı kararlarla tercih ettiğimiz ve yürüttüğümüz alanlar değil. Zaten hayli duygusal kararlar veren canlılarız. Ama hani bunları rasyonel bir gözlükle okumayı tercih ediyoruz. Duygu düzenleme bence bunların içinde bir şemsiye kavram gibi. Çünkü mesela bilinçli farkındalık, işte anda kalma, profesyonel yaşantıyla duygusal krizleri birbirinden ayırma ve hatta mizah da muhtemelen duygu düzenleme şemsiyesi altında toplanıyor. Şöyle ki... Evet, aracı özelliği var duygu düzenlemenin. Çok doğru bir tespit bu. Yani tahmin ediyorum ki öyle çıkmıştır doğru, bu doğru. Analizi yaptıysanız. Doğru. Değilse de şimdi tercümesi şu. Yani duygu düzenleme ne demek ve neden bunların içindeki en önemli faktör duygu düzenleme? Duygu düzenleme... Bizim küçüklüğümüzden beri aslında içine doğduğumuz alemde başkalarından, yani işte annemizden, bizi yetiştirenlerden, etrafımızdaki yetişkinlerden ve diğer canlılardan öğrendiğimiz bir kabiliyet. İyi kötü hepimiz bunu erişkin yaşa kadar bir şekilde geliştiriyoruz. Bazıları bu konuda doğuştan avantajlı ya da buna daha elverişli bir ortam içinde büyüyor ve duygularını daha iyi düzenleyebiliyor. Bazılarımız da bu konuda birazcık daha zorlanıyoruz. Duygu düzenleme nedir? Daha da basit anlatayım. Sinirlendiğinde kendini sakinleştirebilmek, üzüldüğünde üzüntünü yatıştırabilmek, aşırı coştuğunda, aşırı sevindiğinde bu aşırı coşkudan kendini daha sakin bir noktaya taşıyabilmek. Çünkü bu aşırı duygular, coşku da olsa, neşe de olsa, hüzün de olsa, korku, dehşet, aşırı duygular bizi bir an için, yani bedenen de çok uyarır ve o sırada yapmakta olduğumuz şeyden alıkoyar. Yani bizi kasıp kavurur. Pek çok ruhsal hastalık da aslında bu, mesela aşırı duygular ya da aşırı olmayan duyguların içinde aşırı vakit geçirmek, onlara teslim olmakla alakalıdır. Mesela kendi kendini sakinleştiremeyen, kaygısını yatıştıramayan insanlar ne yaparlar? Ya bir başkası tarafından sakinleştirilme ihtiyacı
yaşarlar ya da kendilerini sakinleştiren bir şeyle tanışıyorlarsa sakinleştirmek için bunu kullanırlar ve bağımlı olurlar. Ya da motivasyonda yani harekete geçmekte zorlanan insanlar kendisini harekete geçiren, birazcık daha uyanıklık ve canlılık katan şeylerle karşılaştığında bir süre sonra bunları sürekli kullanmaya başlarlar ve bağımlı hale gelirler. Pek çok durum için bunu sayabiliriz. Mizahın mesela burada şöyle bir etkisi var. Mizah demek mesela çok da hoş olmayan, belki dramatik, belki hüzünlü ya da böyle öfke yaratacak bir durumda bu sahneye bir başka gözlükle dışarıdan bakabilme kapasitesi demek. Şimdi zaten bunu yapabilen insan aslında o dramatik duyguların içinden sıyrılıp mesela kendisiyle dalga geçebilen insan ya da içinde bulunduğu o durumu karikatürize bir şekilde görebilen insan demek. Dolayısıyla mizahın duygu düzenlemeyle muhtemelen böyle bir bağlantısı var. Mizahın şimdiye kadar duyduğum en iyi tanımlarından biri olduğunu söylemeliyim. Çok güzel hakikaten. Yani çok da işe yarar bir şey böyle tanımlayınca. Mizah üstelik yani mesela şöyle bir anlamı da vardır. Mizah agresif bir şeydir. Yani sizin itiraz edeceğiniz, karşı çıkacağınız, rahatsızlık duyduğunuz duruma öfkeyle, şiddetle ya da doğrudan bir karşı çıkışla, protestoyla değil de bunu daha kabul edilebilir bir eldiven içinde, bir kılıf içinde sunma yöntemidir. Dolayısıyla mizah çok kıymetlidir. Bir anlamda yani gerçeği askıya almak olmasa bile işte o gözlüğü değiştirebilmek ve o dramatik duygulardan ya da öfkeden hani sıyrılıp bunu daha sakin, daha kabul edilebilir, herkes tarafından paylaşılabilir bir hale dönüştürmek. Bir de şöyle çok tatlı bir şey var mizahın, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendinin çok değerli, biricik, özel, herkesten farklı biri olduğu falan gibi bu algıdan da seni biraz kurtarıyor. Yani kendine de esasında biraz şaşırarak bakmanı sağlıyor. Bir güzel tarafı da bu. Hatta kaynağı belki de bu. Yani evet. Aslında mizahta referans noktasını da hafife alan, yani diyelim ki işte bir karikatür çiziyorsunuz ve içinde bulunduğumuz toplumu ya da son derece ciddi görünen bir sahneyi tiye alıyorsunuz. Evet. Burada mizahı üreten kendisi, kişi de yani mizahın kaynağı da aslında kendisini ya da içinde bulunduğu o grubu, o durumu tiye alıyordur. Evet. Yani kendini çok önemseyememe becerisi. Bakın bu bir beceri. Mesela biz kendimizi çok ciddiye alan bir toplumun üyesiyiz aslında. Herkes çok ciddi ve her şey çok ciddi. Kendinle dalga geçebilmek, arada sırada yaptığın işle dalga geçmek, durumla dalga geçmek filan hem bir duygu düzenleme kapasitesidir hem de dediğim gibi bir kognitif tarafı vardır. Yani orada bulunduğun dramatik durumun içinden sıyrılıp bunu başka bir şekilde çerçeveleyebilmek, başka bir bakış açısıyla çerçeveleyebilmek ve bundan gocunmamak, rahatsızlık duymamak, yani bunu da kabul edebilmek. Dolayısıyla bence yani araştırmanızdaki bu bulgu çok kıymetli. Hatta bizim toplumumuzla ilgili bir saptama da olabilir. Evet. Özellikle yani son zamanlarda bunu ben öğrencilerde de çok fark ediyorum. Meslektaşlarımda da fark ediyorum. Falan. Aşırı ciddi bir toplumuz. Herkes çok ciddi ve her şeyi çok ciddiye alıyoruz. Burada altını çizmek istediğim şey şu. Ciddiye almakla yani hani sorumlulukla mizah ve zevzeklik aynı şeyler değil tabii. Yani evet. Her şeyi çok ciddiye alıyoruz derken ciddiye. Evet evet. Burada böyle bir şey var mesela. Mizah hakikaten savunma mekanizmaları açısından yani işte psikolojideki o bilinen savunma mekanizmaları açısından mizah çok üst düzey bir savunmadır. Ama burada kastettiğimiz şey işte ne bileyim hayatı ciddiye almamak, sorumsuzluk, zevzeklik, dalgacılık değil. Mizah bir kabiliyettir. Söylediğiniz bir başka şey de motivasyondu. Hani insan içinde bulunduğu her anda zaten belki de istemeyerek seçmiş olduğu ya da maruz kaldığı o şeyi yeniden seçebilir diyorsunuz ya. Evet. Yeniden seçmeye karar vermek demek motivasyon. Yani bizim bütün bu psikolojide işte davranış bilimlerinde motivasyon falan diye kastettiğimiz şey aslında bu. Motivasyon bir niyettir bir anlamda. Yani bir şeyi seçmeye, bir harekete geçmeye ya da mesela değişmeye yönelik bir niyettir, bir arzudur. Yine biraz burada kültürel özelliklerimiz de etkili. Yani yetiştirilme tarzı, işte küçükken öğrendiklerimiz, içine doğduğumuz çevre falan. Mesela biz şikayetçi ve biraz kaderci bir topluluğuz. Bu duygusal reaksiyonlar, hani dramatik eğilimler. Herhangi bir başarısızlığı ya da işler yolunda gitmediği zaman biz bunu hep
ya duygusal nedenlerle ya da kader kısmetle açıklarız. Evet. Burada hem başarısızlığı çok dramatize ettiğimizden bu, hem de dediğim gibi bir şey, öğrenilmiş bir açıklama aslında. Bir atıf var orada zaten yani, evet, evet. Benden değil bütün bu kötü olan şeyler, kader kısmetten dolayı oluyor. Bir virgül koyalım, reklama gidelim, sonrasında sohbete devam edeceğiz. Başka gündem, peki, devam edecek. Evet, devam ediyoruz. Başka gündeme yetenekler, çocuklar üstüne konuşacağız. Şimdi hocam, sizin kimsenin bilemeyeceği şeyler isimli kitabınızda çok güzel bir paragraf var. Ben bir kısmını özellikle alıntılayacağım. Sonrasını siz getirin istiyorum. Çünkü konumuz da çok ilgili. Hatırlarım inşallah ne yazdım. Vallahi muhtemelen hatırlarsınız diye düşünüyorum. Diyorsunuz ki çocuk yetiştirirken ne yapmalı? Sıra dışı ve başarılı bir kişi mi, gerçek ve sıradan bir insan mı yetiştirmeli? Yoksa her ne olacaksa yetişmesine izin verip öndeki çerçöpü temizlemekle mi uğraşmalı? Sonrasını siz getirin isterim. Yani aslında bugünkü şimdi, konumuzun temeli bu tartışmanın içinde. Yani hangisini seçtiğimiz, o çocukları nereye yönlendirdiğimizle alakalı. Orada anlatmaya çalıştığım şey, sıra dışı olmaya çalışma sıradanlığına çok fazla düşüyoruz. Şimdi sıra dışı olmaya çalışmak bize öğretilmiş bir şey. Yani bir de şöyle işte şunları yaparsan sıra dışı bir şey yaparsınmış gibi geliyor. Çünkü öyle örnekler görüyorsun. Ha, sıra dışı birisini görüyorsun. Diyorsun ki ben de bunun gibi yaparsam ben de sıra dışı olurum. Ama o çocuğa ya da o anne babaya, o kişiye şunu söyleyen çok az. Sıra dışı şeyler yapıp da bizim toplumsal hafızamızda yer eden insanlar en temelde kendi olmayı becermiş insanlar. Sıra dışı olmanın birinci şartı kendini tanımak, kapasitesini bilmek ve yapısında bulunan şeye güvenmek. Özgüven diye bir şey. Özgüven, herkes özgüvenli çocuk istiyor ya. Veliler diyor ki özgüvenli çocuk nasıl yetiştiririz? Biraz soruyorsun, özgüvenden ne istediğini anlamaya çalışıyorsun. Bildiğin terbiyesiz çocuk istiyormuş, onu anlıyorsun. Yani höt diyene hö desin falan. Öyle bir şey anlaşılıyor özgüven. Agresif kavgacı. Aynen öyle. Özgüven aslında özüne güvenmekle belki hani sessel olarak açıklanabilecek bir şey. Bir insan kendini bildiği takdirde sınırlarını, kapasitesini, hayallerini, yani içinden gelen duyguları, istekleri, işte o duygulara hükmetme ve onları okuyabilme becerisiyle beraber ne yapmak istediğini de fark ediyor aslında. Şimdi ben bu ülkede yetişmiş çocuklardan biri olarak çok sıkıntı çektim bununla ilgili. Uzun süre bir şeyler olmak istediğimi zannettim. Halbuki yıllar sonra fark ediyorum ki onu olmak isterken ben aslında başka bir şeyden kaçıyormuşum. Ya başka bir şeyden kaçayım diye. Çok enteresan, hani bu insan içinde söylenmez, ayıp ama benim üniversitede akademisyen olmaya karar vermem bile aslında hani önümde hazır bulduğum baba mesleğini yapmaktan yırtayım diye tercih ettiğim bir şey olarak başladı. Fakat yolda ben ne akademisyen olma hayali kurmuşum, ne yani profesörlüğüm falan ne olduğunu bilmiyordum zaten o zaman. Fakat yolda karşıma çıkan şey bana şunu gösterdi. Eğer sen bir mecrada kendini ifade edebilmeye dair ufak bir fırsat dahi buluyorsan, ne iş yapıyor olursan ol, o işi kendine dönüştürüyorsun. Yani senin farklı bir tarzın oluşuyor o işin içerisinde. Şimdi bu işte Sinan Canan'a beyinci diyorlar. Şimdi her tarafta bir beyinci lafıdır gidiyor. Bazen de böyle yüzüm kızarıyor, diyorlar ki beyin konusunda işte Türkiye'de en iyi çalışmalara falan. Aman diyorum, durun sakin olun, ben öyle çalışma yapan bir insan değilim. Benim zamanımı yatırdığım yer şu. İnsanların bilgiye ihtiyacı olduğunu ve bunu anlatacak bir kabiliyete sahip olduğumu fark ettim. Ve dil üzerine çalıştım. Yani dedim ki bu insanların bilimi anlamasıyla aralarında en büyük problem dil sorunu. Ben dil üzerine çalıştım ve hani kolay anlaşılsın diye bir sürü hikaye öğrettim. Şimdi karşıdan bakınca sanki bu işleri en iyi bilen bilim insanı benmişim gözüküyor. Allah çarpar, öyle bir şey yok. Yani ne hocalardan öğreniyoruz biz, ne araştırmalardan faydalanıyoruz. Onlar çok büyük bilim insanları var. Ama burada o akademisyenlik, benim gibi binlerce akademisyen var. Ama burada birisi, hocalarım da bu arada hepsine tek tek teşekkür ederim, isim isim sayamayacağım. Bu fırsatı verdiler. Dediler ki mesela küçük de olsa dalga da geçerek, ya sen de asistanken dilin çok uzadı falan filan ama İyi de anlatıyorsun ha falan diyerek böyle arka plandan gaz da verenler oldu. Mesela bir tanesi Cafer Marangoz Hoca, hemen buradan selam söyleyeyim. Yani beni böyle hem biraz yererdi hem biraz överdi. O aradaki denge içerisinde dedim ki galiba anlattığımız işe yarayacak. Şimdi ister kaynakçı olun, ister profesör ne olursanız olun, o mesleğin içerisinde kendi özünüze dair bir
hayal yerleştirebiliyorsunuz oraya. Böyle bir cesaretiniz varsa bir şekilde o meslek el mecbur sizinle başka bir seviyeye taşınıyor. Ben 3 tane terim koymak istiyorum ortaya. Bu bizim beynimizin çalışma sistemiyle ilgili hani bence çok önemli 3 tane kavram. Günlük hayatta kullandığımız şeyler. İlgi, heyecan, motivasyon. Bu 3 kavram. Şimdi biz ilginç bir şeyler yapmak istiyoruz. İlgi çekmek hoşumuza gidiyor. İşte fotoğraf yüklüyoruz, like yapsınlar, bizi beğensinler falan filan. İlgi çekmek dünyanın en kolay şeyidir. Bir insan evladının ilgisini şurada uçan bir sinek de hemen çekebilir. İlgi çekmek isteyen elbiseleri çıkarıp bir yerde koysun, herkesin ilgisini çeker. Hiç problem yok. Fakat ilgi çekildiği gibi de kopar, dağılır. Çok böyle seyyal bir şeydir. Biz bugün ilgi bazında çok fazla vaktimizi harcıyoruz. İşin bir heyecan boyutu var. Bazı şeyler bizi heyecanlandırıyor. Mesela bir iş fikri, bir işte okul kazanma fikri, bir sınavdan yüksek not alma fikri falan filan. Ya da şöyle mesela beni işte televizyonda gören bazı öğrencilerimiz falan geliyorlar. Hocam biz sizi işte senelerdir takip ediyoruz. Sizinle bir şey yapmak istiyoruz. Güzel. Ne yapalım? Hocam ne isterseniz onu yapalım. Diyorum ki siz ne yaparsınız? Siz ne isterseniz onu yaparız. Anlıyorum ki bir şey olmayacak. Çünkü gaza gelmiş çocuk. Ya arkadaşım gaza gelmiş, gelmiş ama bir hazırlık yok. Motivasyon ise işte o neden var ya. Bir nedenle o işi yapıyorsun ve mesela heyecan engele çarptığı zaman sönümleniyor. Böyle kuvvetsiz bir dalga gibi. Ama motivasyon vura vura engeli ya yıkıyor ya çevresinden geçiyor ya üstünden atıp bir şey yapıyor yani. Biz motivasyon oluşturabilme noktasında maalesef yanlış sahiplere başvuruyoruz. Bizim havuçlarımız neler? Maaş, işte karizmatik meslek, işte üst sınıf bilmem ne bir yaşam, zenginlik. Bu tip havuçlarda toplumun %95'i başarısız olacak. Ben şimdiden söyleyeyim, hiç istatistik yapmamıza gerek yok. Yani zengin olmaksa mevzu, işte böyle piramidin tepesinde kaçtı? Dünyanın servetinin %44'ünü nüfusun 0.8'i mi ne yiyormuş? Öyle garip bir durumdayız. Birkaç yüz kişi dünya cirosuna sahip. Evet, şimdi öyle oraya göz dikip de hayatını heder etmektense, ne bileyim yani başka bir şey yapmak, başka bir şey her şey olabilir. Şimdi şöyle bir şey var, bu konularda konuşmanın da bir tehlikesi var. Ben mesela bir örnek veriyorum. Öyle bir alışmışız ki televizyonda uzman şunu dedi. Bizim çocuğu ondan yapalım. Ya ablacığım, abicim örnek veriyorum. Ya o kadar saçma bir örnek vermeye çalışıyorum ki şunu demeye çalışıyorum. Senin çocuğun da, sen de, senin baban da ne isterse yapar aslında. Ne isterse burada şey değil, kişisel gelişim gazı değil. Gerçekten kendisine uygun şeyi istiyorsa. Kendini bilme meselesi çok basit bir gereksinim. Çok ya en temel gereksinimimiz, işte biraz önce söylediğim, yavrucuğum sen neyi iyi yaparsın, canın ne istiyor sorusunu bir yerde eğitimde sistematik bir şekilde sorabilirsek biz, işte o zaman biraz önce Mehmet Hoca'nın bahsettiği yetenekler de gelişmeye başlayacak. Yani ben mesela bakıyorum, bu fırsat karşıma çıkmadan önce başka bir çocuktum, şimdi başka birisi oldum. Yolda sizi değiştiriyor ama içinizdeki o şeyi devamlı bir kontrol etmeniz lazım. Bir ufak anekdot anlatayım mı çok uzatmazsam? Olur hocam. Buradan da selam yollayayım. Her çıktığım programı muhakkak seyreder. Sonra da ta Amerikalardan bana telefon alacak. Ta çocukluk arkadaşım Alp Sağnak. Şu anda Amerika'da çok meşhur bir tasarımcı kendisi. Fakat yıllar evvel Türkiye'den işte bir kuyumcu olarak gidip orada sanat yapmaya gitti. Çok da böyle şey de bir çocuktur. Yani girişkence var bir çocuktur. Amerika'ya gittiğinde her yeri Türkiye gibi zannettiği için, hele bir de Ankaralı. Ankaralılar böyle biraz daha hani, nasıl diyeyim, daha böyle mahdut hayal kapasitesine sahiptir biraz. Ben Ankaralı olduğum için oradan biliyorum. Amerika'ya gittiğinde şöyle anlatıyor kendini. Yani buralar benim. Ben perişan edeceğim. Gencim, güzelim, yetenekliyim. Darmadağın edeceğim. Yeneceğim seni Amerika'da. Aynen öyle. Amerika. Bitirmeye geldim. 3,5 yıl sonra bütün hayaller yıkıldı. Hatta benim kardeşimle bir dönem ortak yaptılar bir şeyler. Böyle çok büyük sıkıntılar çektiler. Kiralar ödenemedi, battık çıktık falan. Bana bir şey anlattı Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğimde. Ona misafir oldum. Biraz önce anlattığınız şeylerle de çok alakalı. 3,5 yıl dükkan mal sahibiyle papaz oluyor. Adam bunu mahkemeye veriyor. Bizimki çok sinirleniyor. Bu diyor bana gıcık, zaten bunların hepsi Türklere gıcıktır diyor. Bilmem, bak hep duygusal düzlemde. Doğru, bir mücadele. Doğru. Bir akşam MTV müzik ödülleri törenini izliyor televizyonda. Alicia Keys'in New York şarkısı o sene işte Grammy almış, neyse. Onu izlerken diyor ki, bir anda Amerikalı olmanın ne demek olduğunu anladım diyor.
Adamın duyguyla işi yok ki, herif parasına bakıyor diyor ya. Evin içinde 3,5 saat dolaştım ve o günden sonra Amerikalı olmaya karar verdim diyor. Amerikalı olmak deyince hala çok milliyetçi. Ankaralı'nı bırakıyor arkadaş. Yani. Ama artık duygusal değil, mantıksal. Yani karşıdaki insana bu beni seviyor sevmiyor bağlamında değil de, ya arkadaş bu adamın gerçek derdi nedir? Bizim transaksiyonumuz, anlaşmamız nedir bağlamında bakmak 3,5 senesini almış. Şimdi orada bile bu kadar zaman alıyorsa, burada mucizevi bir şekilde bu değişimin bir günde olmasını beklemiyoruz. Ama bari bu dünyanın gerçek gereksinimlerini öğretelim artık. Gereksiz dersler yerine bir insana kendisini, iki mantıklı bir arayış çerçevesini bir öğretmemiz lazım. Yoksa hayatlar böyle arayış içinde heder olup gidecek yani. Şimdi Sinan Hoca'nın bugün bu stüdyoda bizle olmasının nedeninin babasının mesleğini devam ettirmemek olduğunu öğrendi. Aynen mesela. Şimdi babama burada da işte buradan sevgilerim. Herkesin bir hikayesi var. Mesela acaba hepimiz şans eseri mi burada beraberiz? Mesela Elif Hocam, siz hani annenizin babanızın yönlendirdiği bir düzlemde mi hayatı şekillendirip psikiyatrist oldunuz? Veya Mustafa Bey, siz yaratıcı marka danışmanı diye tahmin ediyorum ki bundan 30-40 yıl önce kimse size yaratıcı marka danışmanı olacaksınız dememişti. Veya tam Mehmet Hocam, siz. Tam kaos teorisidir. Ara sıra da sohbetini yaparım. Ben 19-20 yaşına kadar, hani dışarıdan bakılsa bana, hani şeyde genel olarak, hani hakaret oldu demeyeyim de, hani saf bir şey olmaz mı çocuktan falan diye tarif edilebilecek bir çocuk olduğumu zannediyorum. Belki her ergen buna benzer bir şeyler hissediyor ama ben bariz hissediyordum. Lisedeki resim öğretmenimin benim çizdiğim herhangi bir şeyi çöpten bulup benle ilgili kullandığı inisiyatifle, yani böyle çat diye bir çatal oluştu. Gerçekten öyle bir inisiyatif. Bu benim kararım değil ya da bariz bir tercihim ya da işte üzerine inisiyatif geliştirmeye çalıştırdığım bir şey falan değil. Yani aldı, beni bir yıla yakın uğraştı, sınavlara soktu, kazandırdı ve öyle devam eden bir hikaye başladı. Bu hani eğer yol nasıl çiziliyor da, yol gerçekten kaos. Yani hani tamamen şans aslında. Şansa kaos. Ya da işte tuhaf tercihlere, belki biraz hazırlıklı olma işi biraz yönlendiriyor ya da tercih ediyor. Elif Hocam? Şeydi. Ya bana tıp şansa yazdırdılar. Şansa mı beraberiz yani burada? Bana tıp yazdırdılar. Çok güzel bir cümle. Hatta tamam. Şöyle, mimarlıklar için filan puanım yüksek geldiği için ben mecburen tıp fakültesini kazandım ve ben ilk 15 gün sürekli ağladım. Ağladığım için de kızıyorlardı. Bak millet dürbünle bakıyor, sen kazandın beğenmiyorsun filan diye. Uzun bir süre de çok sevmedim tıp fakültesini. Hatta şöyle diyeyim, yani çok da yetenekli değildim ben bu konularda. Mesela tıp fakültesini kazanırken biyolojiden eksin et mi ne yapmıştım. Yani matematik, fizik falan iyi olduğu için işte bir şekilde şey, zaten hani sayısal bölüme gönderildim. O da benim tercihim değildi. O zaman benim gibi olan arkadaşlarım sayısalcı olduğu için bana da sayısal yazdırdılar. Biliyor musunuz, matematiğe pek yetenekli birisi değildim. Biyolojiden hiç anlamazdım. Hatta matematik konusunda ben bayağı aptal olduğuma falan inanıyordum. Anlamıyordum yani. Bir öğretmen hayatımı değiştirdi ama. Yani şimdi mesela işte eksiyle artıyı çarpınca eksi eder değil mi? Ortaokulda falan bunu öğreniyoruz. Ben bunu liseyi bitirene kadar ikna olmadım. Niye çarpıyoruz diyordum çünkü. Yani daha oradayım. Tamam, problemleri falan bir şekilde çözüyorum da niye? Niye çarpıyoruz? İşte eksiye ne gerek var falan sorular böyle. Sonra bana bilim tarihi anlatan öğretmenim oldu. Fizik öğretmeni. Ya da mesela bu permütasyon, kombinasyon, sıkıcı şeyler vardır ya matematikte ezberlenen. İşte bunlara ne gerek var diyordu. Diyor ki işte 56'nın yanına ünlem koyunca kendisinden küçük bütün sayıları işte çarpıyor musun? Niye? Ne gerek var böyle bir şeye? Bana bir gün dedi ki ya unut bunları. Hiç düşünme. Bak şimdi seninle kumar oynuyoruz. Mesela dördümüz şu masada oyun oynuyoruz. Sen de masada çıkan kağıtları takip ediyorsun. Hangilerinin açıldığını biliyorsun. Sence sana kare as gelme ihtimali kaçtır? Bunu nasıl hesaplarsın? Hadi bana bir anlat filan dedi. Sonra benim söylediklerimi kağıda yazdı ve bir formül çıktı. Mesela matematik konusunda o kadar aptal olmadığımı ben öğretmen sayesinde aslında fark ettim. Ve işte üniversite sınavında matematikten böyle hani hata yapmadım, çok yüksek puan aldım. Bu sefer de mecburen tıp fakültesine gittim. Bu arada Elif Hoca'nın anlattıkları, sizin yine aynı kitapta bir hikayeniz var veya işte yazdığınız makalelerden bir tanesi. Sırf yüksek puan aldı diye insanlığın mahrum kaldığı başka evet, yetenekler diye. Yani dedi ya mesela. Gönlünüzde yatan aslan neydi? Yani tıptan ya, önce var mıydı öyle bir şey? Ben böyle işte entelektüel, efendim sanata ilgili
İşte felsefe, arkeoloji falan okumak istiyordum. Tam da anlattığınız aslında. Ortaokuldayken ben arkeoloji falan okumak istiyordum. Şu arkeoloji ne kadar öğrenci kaybediyor biliyor musunuz mesela? Ama sonra yani hem benim ailem hem benim arkadaşlarımın aileleri falan, kızım sen yani olur mu işte şey olmaz. Bak öğretmenim demişti ki bana bu zorla tıp yazdıran. Sokaktaki mesela simitçi sana mesleğini sorduğu zaman tek kelimelik bir cevapta ne iş yaptığını anlayacak. Eğer böyle bir iş seçersen sen işte hayatın iyi geçer, para kazanırsın filan. Mesela ne iş yapıyorsun abla? Ben oşinografım diyorsam hayatın biraz zor olabilir bu ülkede. Ama kişisel ne iş yapıyorsun? Markalaşmanın ana cümlesidir bu arada söylediğiniz şey. Ne iş yapıyorsan abla gerçekten. İşte doktorum diyorsan muhtemelen rahat edersin filan. Benim tercihlerim böyle yapıldı yani, bakın böyle şeyler. Ama bu arada şöyle, hani bunu çok dramatik bir hikaye gibi anlatmak istemem. Ben ve içinde bulunduğum sınıf. Yani yakın arkadaşlarım, işte yan sınıftaki, bizim yaşımızdaki insanların o sırada böyle oluyordu. Dolayısıyla teslim oluyorduk. Tabii. Yani aslında ressam olmak istiyor olabiliriz. Bazı arkadaşlarımız müzikte çok yetenekliydi ve ben onların işte ne bileyim rockstar olması gerektiğine inanıyordum. Ama biz ailelerimiz öyle şey olmaz, mühendis olacaksın, doktor olacaksın, fen matematik okuyacaksın falan diye yönlendirdi. Sonra tıp fakültesinde gel zaman git zaman ben baktım ki yapabiliyorum yani, aslında hani o kadar da kötü değilim. Klinik bilimleri sevdim. Sonra teker teker işte organlar falan böyle stajlarda mesela kalbi görüyorum, çok etkileniyorum. Ay dalak daha da iyiymiş. Ya galiba en iyisi böbrek falan derken. mevzu belli oldu. Ve ama hep şöyle düşündüm. Mesela ben psikiyatrist değil de tıpta başka bir branşa eğer yönlenseydim. Yani bu psikiyatriyi seçmek tamamen benim ama şeyim. Kendi, ben neyi yaparsam iyi yaparımın artık fark etmiştim. Bu tamamen benim kararım. Eğer başka bir mesela cerrah olsaydım belki bu kadar iyi bir cerrah olamayabilirdim. Bunu hep düşünürüm. Şimdi 3'te 0 oldu. Anneler babalar tarafında. Yani çocuklar ne oluyorsa o oluyor yani. Çocuklar kendi yollarını kendi çiziyorlar veya öğretmenleri bir şekilde daha aktif oluyor. 4 numarada siz varsınız Mehmet Hocam. Sizin hikayede peki var mı klinik? Valla benimki... Ben endüstri psikoloğu olmak istiyordum da tam ne olduğunu bilmiyordum onun. Şöyle enteresan bir hikayem var benim. Ben ODTÜ'de okumayı seçtim ve karar verdim lisedeyken. Siz üniversiteyi seçtiniz. Üniversiteyi seçtim ama şöyle bir şeyle seçtim. Oradaki bir mesleği seçmedim. Abim o zaman ODTÜ öğrencisi ve beni götürdü kampüse. Biriyle tanıyor. Ben diyorum ki işte mühendislerle tanışacağım, işte ne bileyim iktisatçılarla tanışacağım, şu bu müthiş herifler tanışacağım. Biriyle tanıştırdı. Adam kendini kürekçi diye tanıttı. Kürek çekiyormuş ve milli sporcu. Sonra biriyle tanıştım, bir çok böyle hoş bir adam, dansçı olarak tanıştırdı kendini. ODTÜ'de dans topluluğunun kurucularından bir tanesi, Emrah abi. Öyle tanıştırdı kendisini. Bir başkası scuba divingçi olarak tanıttı kendini ama hiçbirisi okuduğu bölümle kampüste kimliklenmiyor. Hepsi okuduğu bölümdeki hobileriyle kimlikleniyorlardı. Aa dedim dur ya, ben belli bir meslek yerine... Böyle bir havuzun içinde bulunabileceğim bir üniversitede olmam lazım muhakkak. Peki buraya en kestirme yoldan nasıl girerim? Şimdi meslektaşları kızdırmıyorum ama iki tane alternatif çıktı karşıma. Biri felsefe, biri psikoloji. O zaman psikoloji bu kadar havalı değil. Yani benim söylediğim bayağı önce, şimdi çok havalı artık. Puanları çok yüksek. Ben varoluşçu felsefe okumaya başladım. İnanılmaz büyüleniyorum. Sartre okuyorum, Heidegger okuyorum. Çoğunu anlamıyorum. İşte bir şekilde oralarda dönüyorum. Heidegger okuduktan sonra zaten hayattan soğudum falan böyle. Kierkegaard okuyorum. Onun işte ölüm kavramı falan. Aa dedim ya öleceğiz yani bunları okumaz. Ne yapalım falan. Bir arkadaşım askerde bir felsefe okuyan, bir psikoloji okuyan iki arkadaşımla onu ziyarete gittik. Bak felsefe mi psikoloji mi tercihini nasıl yaptığımı anlatayım. Bir de iyi örnek olmayacağız ama. Askerinin kapısına geldik. Mesleklerini sordu. Onları not alacak. Ne okuduklarını ya da orada not alıyor askeriyenin şeyindeki çocuk. Biri dedi ki ben psikoloji okuyorum, psikolog. Yazdı. Sonra diğerine geldi, felsefeye de. Yazacak felsefeci, öğretmen misin yani dedi. Yok dedi, felsefeciyim. İçeri gitti, geri geldi, serbest meslek yazdı oraya. Komutan serbest meslek yaz demiş. Bu arada felsefecilerden daha felsefe sağlıklı bir meslek yapan da yoktur bu arada. Çok severim, benim de kökenimde var. Ya dedim ben o zaman dur bakayım o kadar serbest meslek yapmayayım de şu varoluşçu... Biraz bağlı olsun. Zaten yazılabilen, yazılabilen bir şey olsun. Şu varoluşçu felsefeden varoluşçu psikolojiye dair bir geçiş mümkün mü? Sonra mesleki olarak ilk düşüncem de buydu. Bu geçişin çok mümkün olmadığını gördüm. Ve şöyle bir şey yaptım. ODTÜ psikolojideyken daha 4. sınıf öğrencisiyken felsefe topluluğuna varoluşçu psikoloji diye bir şey olmaz. Varoluşçu terapi diye bir şey olmaz. Bu abuk bir hayaldir. Varoluşçu felsefeyle psikoloji ilişkisi olur.
Önce varoluşçu felsefeyi bildikten sonra lütfen bu varoluşçu felsefe, varoluşçu terapi gibi lafları edin diye de bir sunum hazırlamıştım. Yani benim seçimim gerçekten de bakmıştım dalgıç mı olayım, dağcı mı olayım, kürekçi mi olayım, dansçı mı olayım onu seçtim. Ve her zaman da bunu söylüyorum. Yani seçtiğiniz şey öncelikli olarak sizin yetenekleriniz ama ben ne istiyorum sorusunu sorabileceğiniz görgüyle mümkün olabilir. O zaman, o yüzden görün, görmek lazım. Birçok deneyimi yaşamak lazım lisede. Bu arada Elif Hocam ben az önce 3-0 dedim ama sizinki çok sayılmaz. Sizinkinde bayağı bir destek var. Yani tıpı zorla yazdırmışlar, siz de bayağı girmişsiniz. Dalak sevmeye doğru bir yolculuğum için. Yani siz sonrasında bir karar vermek durumunda kalmışsınız. Biyolojiden hiç anlamazken sonra dalağa sevebilen bir insan oldum. Bu arada yani yetenek geliştir. Mesela benim hikayemde aslında şu önemli. Bu öğretmenler, rol modeller ya da mesela bakın bilim tarihi. Yani kendimizi yeteneksiz zannettiğimiz alanlarda bizim... Yani diyorum ya bana matematiği sevdiren ya da işte fizik de anlamazdım. Fiziğin ne kadar elzem bir şey olduğuna ikna eden... Ve bir sene içinde bütün böyle not performansımı değiştiren, bana bilim tarihi anlatan bir öğretmendi. Onunla birlikte her şey değişti. Evet. Onunla birlikte her şey değişti. Bu konuda bizim de dilimizde tüy bitiyor. Artık şu dersleri bırakın, derslerdeki mevzuların hikayelerini anlatın diyoruz. Çünkü hikaye zaten anlamın kendisi. Yani bir insanın içinde anlam çıkarabilmesi için onu bir hikayenin içine oturtturması gerekiyor. Fakat biz işte orada trigonometri, burada coğrafya, burada tarih, böyle... Bölük pörçük bir şeyler. Bunları öyle bir hikayenin içerisine sokabiliriz ki derslerin 20'si aynı hikayenin içine oturur. Ama bunu buna bu açıdan bakacak birilerinin bir el atması lazım bu mevzuya. Müfredat içeriğinde çocuğa bilgi değil, bir anlam vermek zorundayız. Bir cesaret vermek. İntegral, sınavda karşımıza çıkacak demirden bir gürz gibi değil de bir Yunanlının sorun çözmek için icat ettiği bir araç olarak anlatılırsa çok işe önemli, yarar. Çok önemli. Yoksa böyle tepemize vuruyor integral. Ben kendimden biliyorum. Doğru. Üniversite sınavında gördüğüm sayfayı çevirdim. Hiç yapmadım. Yani tam tersine ben de matematikte berbattım. 4 net çıktı benim üniversite sınavında valla. Yerleri fulldü de öyle yırttık. Şimdi o doktora yaparken öğrendim ben ne işe yaradığını o formülleri. Bütün bunlar ders için söylediğim şeyi şunun için zikrettim. Meslek seçimi de, ben kimim sorusu da, ben ne hayal ediyorum sorusu da hikayeyle ilgilidir. İnsanlar kendi hikayelerini yazma cesareti bulamadıklarında bu olmaz ve en önemli verilmesi gereken, ben bizim ülkede en eksik gördüğüm şey cesaret. Biz cesaret veremiyoruz çünkü biz korkuyoruz başta. Daha doğrusu korkmak cesaretin zaten bir parçası. Ama korku bizi paralize ediyor, donduruyor. Bu start böyle ne diyorlar, donma refleksi yaşıyoruz. Halbuki cesaret korktuğun şeyin üstüne gidebilmek anlamına gelen bir terim. Biraz önce gençlerin özgürlük anlayışlarının ne kadar farklı olduğundan bahsetmiştim. Özgürlüğün tanımı insan için çok net olmasına rağmen neden hala biz bunu öğretemiyoruz anlamadım. Ben bir daha burada tekrarlayayım. İstediğini yapmak hayvanın özgürlüğüdür. Çünkü hayvan dürtüseldir. Ön beyni yoktur. Kontrol sistemi, kaptan köşkü boştur. Ne isterse onu yapar. Korkunca kaçar falan. İnsanın özgürlüğü dürtülerine rağmen seçim yapabilmesidir. Dürtülerine rağmen seçim yapabiliyorsa sorumluluğu vardır, duygu kontrolü vardır, hedefi vardır, motivasyonu vardır ve hayali vardır. Özgürlük istediğin her şeyi yapmak değil, bazı şeyleri istemene rağmen yapmamayı tercih edebilmektir aslında. Ayrıca şunu da eklemek yani lazım. Yapabilme özgürlük kapasitesi. Mutlu eder mi sorusu acayip çarpık bir soru. Özgürlük arttıkça iyi olma miktarın azalıyor. Çünkü özgürlük sana sorumluluktan arınmış bir özgürlükse bu, bütün tercihlerinle baş başa kalma zorluğunu getiriyor. O yüzden ben ebeveynlere hep şunu öneriyorum. Hiç bu özgürlük işlerine girmeyin. Sorumluluk verdiğin çocuk zaten dürtülerini ne şekilde kontrol edeceğini bilerek o özgürlük, az önce Sinan Hoca'nın yaptığı özgürlük tadımındaki özgürlüğü zaten deneyimlemiş oluyor. Ve bu tadı o kadar güzel bir şey ki dürtüme rağmen. Bu dürtülerimin farkına varan ben ne yapmak istiyorum mevzusunu yaratabiliyorsunuz. İki tane terimimiz var ya, irade ve ihtiyar. Bugün pek kullanmıyoruz. İrade yapmamak. İhtiyar onun yerine bunu tercih etmek. Mesela bu terimleri kullanmadığımız için bunların anlamı da kalktı. İrade bizde şimdi böyle sürekli işte ya her istediğini yapmak ya da kafana koyduğunu ya da bir şey hiç yapmamak. Halbuki bu ikisi arasında bir denge var. İlk bölümün sonuna geldik. Kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında başka gündem devam edecek. Evet, başka gündem devam ediyor. Çocukları konuşuyoruz. Yetenekleri, onları nasıl yönlendirdiğimizi. Gelen mesajlar var. Onlardan bir tanesini en azından paylaşmak isterim. Onun üzerine çünkü başka
konu başlıklarını doğacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi izleyicilerimizden biri yazmış. Demiş ki çocuğu için kendi isteğiyle spor olarak yüzme ve %100 başarıyla yapıyor demiş. Mesela buradaki başarı kriteri ne? Bir çocuk için. Yani çocuğu yüzmeye veriyoruz. Tamam, yüzme öğrensin diye. Sonra çocuk düzenli olarak işte anne baba olarak belirli işte zaman koşullarından feragat ediyoruz. Sabah 5'te 6'da götürüyoruz. O yüzüyor. İşte belirli bir yaşa kadar başarı da elde ediyor alt yaş gruplarında. Peki sonrasında neye dönüşüyor? Yani yüzmeyle buradaki başarının ne olduğunu algılamak önemli. Veya diğer mesajlar içerisinde de var. Birçok işte spordan bahsetmişler. Basket, rüzgar, sörfü, kayak vesaire. Bunlar hobi olarak yapılıyor ama mesleğe dönüşmüyor belki. Çocuklara bunları yaptırırken bu işte spor, sanat aktivitelerini veya işte geleceğe dair yazılımla ilgili kodlama gibi tercihleri, o kurs tercihlerini yaparken amaç nedir? Başarılı olması, o anda başarılı olması mı yoksa geleceğe taşıması mı diye bir tur gerçekleştirmek isterim. Sinan Hocam'la başlayayım, dönerek gelelim. Yani inşallah, yani yüzme, doğru anladıysam kendisiyle yüzme sporunu tercih etmiş. Spora %100 başarıyla evet, devam ediyor gibi. Dünya rekoru kırdı zannediyorum. Öyle bir şey geliyor benim aklıma. Ya da mesela bütün arkadaşlarını geçmiş. Çünkü Phelps'in annesi yazmış o, zaten ya. Bu olabilir. Şimdi o kişinin bunu ne niyetle söylediğini bilmiyorum ama genel başarı algısına bakınca bizdeki başarı algısı okulda çocuğunuz varsa şöyle gözüküyor. Önümüzdeki ilk sınavdan olabilir en yüksek notu almak. Mesela bu tabii ki sınıfta birinci olanın en başarılı olduğu, geri kalan herkesin kaybettiği bir standart sistem. Yani sistem %99'u mutsuz eden bir garip algı. Başarı, çocuğumun başarılı olmasını, daha başarılı olmasını istiyorum diyen herkese ben üşenmeden, erinmeden bulduğum her yolda soruyorum. Nasıl yani? Ne demek o? Hiçbirinden tanım alamadım. Mesela şey vardır, bir meşhur deyiş oldu artık, sevgili eğitimci Ali Koç söylüyordu bunu. Anne babalar çocuklarını ilk okula getirdiklerinde işte okul öncesinde öğretmene teslim ederken işte çocuğum mutlu olsun benim için yeter falan mottosuyla geliyorlar. İlkokul, ortaokul düzeyinde hem mutlu hem başarılı olsun diye getiriyorlar. Liseye gelince başarılı ve mutlu olsun. Lisenin sonuna doğru üniversite sınavı yaklaşınca başarılı olsun da ne olursa olsun modu geliyor artık. Mutluluk önemini tamamen yitiriyor. Ve başarı da işte o test skoru, bir şekilde diğerlerinin önüne geçmek falan gibi. Benim için başarının tanımı basit. Biraz önce söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Bir insan kendisi olabiliyorsa, yaptığı işin zorluklarına rağmen kendini iyi hissediyorsa, o insan bütün skorlar negatifini gösterse de, tersini gösterse de başarılıdır. Ben mesela birçok kıstasa göre başarılı bir akademisyen değilim. Hiç umurumda değil. Ben çok iyi hissediyorum kendimi. Dolayısıyla zannediyorum başarılı olsam gerektir. Bir yandan da her girdiği işte veya işte sınavda veya işte sporda sürekli bir birincilik algısı ve dayatması varken çocuğun üzerinde ailesi tarafından orada mutsuz diğer çocuklar da ortaya çıkıyor. Yani sistemin aslında yanlış kurgulandığı, yapılandığı, değerlerin yanlış öncelendiği bir sistem var gibi geliyor sadece bana. Sadece mutsuzluk üretir, başka bir şey üretmez. Mehmet Hocam, siz de devam edin. Şimdi burada bütün bu işleri çocukları yönlendirirken bir hata yapıyoruz ve bir kavramla çok hatalı ilişki kuruyoruz. Bütün bunları çocuk mutlu olsun diye yapıyoruz. Ben başarı eşittir mutluluğun, işte başarı eşittir not falan kadar tehlikeli bir laf olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu mutluluk artık acayip bir noktaya geldi. Şimdi çocuk mutlu olur tenis oynarsa, hop götürdük, mutlu oldum oldum. Bir sonraki adım daha mutlu olacaksın. Ya bunu yeniden anlamlandırmazsan, buna kendinle alakalı bir şey katmazsan, mutluluğun sonu hayal kırıklığı. Mutluluk beklentisinin sonu mutsuzluk. Yani hayatlarımızda çocukları çok küçük yaşlardan itibaren, ki çok net söylüyorum, bu işte de okul öncesi kurumlara hatalıdır. Okul öncesi kurumlar çocuk eve döndüğünde güler yüzlü dönsün diye sürekli o kreşlerde çocukları mutlu etmeye çalışıyorlar. Mutlu etmek eşittir oyalamaktır. Çocuklar oyalanıyor. Neyle oyalanıyor? Boya yapıyor. Sıkılmaya başladığı anda kesiliyor. Çocuklar hep beraber çizgi film izlemeye başlıyorlar. Çizgi film bittikten sonra dışarı çıkıp oyunlar oynamaya başlıyorlar. Bunların hiçbiri tek başına kötü değil. Ama hepsi ardı ardı olunca çocuğun canının sıkılmasına vakit kalmıyor. Buradaki en değerli kavram bence can sıkıntısıdır. Şimdi canı sıkılan kişi elindeki malzemeyi arzu ettiği nesneye döndürme şansına sahip olur. Sen çocuğu sürekli zihnini oyalarsan, al sana çizgi film, al sana tablet, al sana telefon. Çocuk şöyle bir yalnız başına kalacak, yüzü düşmeye yakın, al sana bilmem ne. Çocukların sürekli eğleniyor, mutlu olması falan gibi kavramlara ihtiyacı yok.
Bunu çok hatalı kurguluyoruz ve öyle bir şey çıktı ki ortaya, bir ton mutluluk canavarı var. Şimdi alışveriş merkezinde o istediği elbise alınmadı diye vitrinin önünde avaz avaz bağırıp devinen çocuk mutsuz değil. Onda o sırada mutluluk yoksunluğu var. Çok acil olarak bizim mesleğimizi yapanlar, ki bununla ilgili bayağı bir şey kaleme aldım, tam da ismini bu koyacağım bir kitap hazırlıyorum şimdi. Mutsuzluğu ayırmak lazım. Bir şeyi kaybettiğimiz zaman, yani ben şu elimdeki kalemi kaybettiğim zaman kaybetme temelli bir duygu yaşarım. Bunun adı mutsuzluktur ve müdahalesi farklıdır. Var olan bir şey, ben de var olan bir şeyi kaybetmişimdir. Bir de bu kalemi vitrinde görürüm. Ona ulaşmak isterim ki ona ulaştığım zaman ne yapacağımı bilmiyorumdur. Sadece kırmızı bir kalemin varlığının cezbedici özelliği onu ellerimde tutma isteğiyle ona saldırırım. Alınmadığı zaman yerde tepinirim. Bu mutsuzluk değildir. Bunun isminin mutsuzluk gibi bir kavramla yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani adı mutluluk yoksunluğu bunun. Şimdi biz çocukları bir şeye sahip olamadığı anda mutsuz zannedip, aman benim çocuğum hiç mutsuz olmasın kafasıyla sürekli onu oyalayacak bir takım alanların içine koyarsak, bunun adı bale olabilir, tenis olabilir, sosyal medya olabilir, yüzme olabilir, çocuk artık zihni sürekli mutluluk arayan bir mutluluk canavarına dönüyor. Oysa ki hayatın en erdemli meslekleri sizi mutlu etmez. Elif hocama sorayım. Mesleğini yaparken kendini sürekli mutluluk içerisinde bulmuyorsundur mutlaka. Bir mutluluk hali yoktur. Böyle bir haz peşinde koşan biri bu tür bir mesleği yapmaz. Ya da bir mühendis kafasına bilmem neyi takıp da çalışırken her an oh ne güzel taktık kaskımızı diye bir coşku yaşamıyordur. Ya da çocuk sokak çocuklarıyla çalışan bir sosyolog karda kışta o çocukların peşinde koştururken. Ya da kadına yönelik şiddetle ilgili çalışan bir hukukçu bunların peşinde koşarken an be an mutlu değildir. Ama ona mesleğinin herhangi bir anında dönüp sorarsan, bütün bunlar seni mutlu etti mi? Hayır, etmedi. Peki bunu tekrar yapar mıydın? Yapardım. Çünkü tatmin oldum demeyi öğrenir. Biz çocukları sürekli oyalayarak, birincisi onların canlarının sıkılmasını ve bir şeyler geliştirme imkanlarını elinden alıyoruz. İkincisi de bir şeyle derin ilişki kurup tatmin olma ihtimallerini elinden alıyoruz. Yeryüzünde şu andaki en büyük felaket yüzeysellik. Yüzeysellik dediğimiz şey her şeyin tadına bakıp bırakmak. Baleye gönderdim. Çocuk balede biraz takıldı. Bu arada baleyi şöyle niye bir şey yaptıysam bilmiyorum. Biraz takıldı, mutlu oldu. Mutluluk ikinci ve üçüncü gidişinde artmayınca çocuk sıkıldı. Ben anne Mustafa şey yüzmeye gidiyor. Çok mutlu, beni de yüzmeye götür. İkinci, üçüncü gidişi çocuk mutlu değil, aldın. Çocukların yapıp ettiklerinin nihai ereğini mutluluk olarak koymayalım. Orada birçok duygu olabilir ama temelde çocuk yaptığı işten tatmin olmalı. Nasıl tatmin olmalı? Ben çocuk bir tane kalem alacak. Bakın çok basit bir yolu var bunun. Çocuğun bütün bu işleri bir şekilde dolaylı olarak seçmesini sağlamamız lazım. Okulunda bile bu böyle. İki tane kalem var. Benim potansiyellerim dahilinde anne baba olarak çocuğa sunabileceğim iki tane kalem varsa, ben potansiyellerim dahilinde bu kalemlerin farkında olup çocuğa bunları göstermem lazım. Hangisini istersin? Bu da çocuk için doğru bana göre, bu da çocuk için doğru bana göre. Çocuk kendisi seçerse bu kalemlerden birini, o zaman tatmin olur. Çünkü seçim yapmak bizim başarısızlıklarımızı bizim dışımızda bir şeye atfetmemize engel olur. Bakınız şimdi insanlar nerelere atfediyorlar başarısızlarını. Kimisi evrene atfediyor, evrenden kötü enerji aldım. Kimisi fala atfediyor çünkü bugünkü burcumda böyle abuk subuk biri olarak çıktım. İşte kimisi kadere kısmete atfediyor. Bizdeki atıf mekanizmasının temel hatası benim yapıp ettiklerimi dış bir kaynakla ilişkilendirmek, sorumluluk almamak ve bu manada yaptıklarımdan tatmin olmamaktır. Başarı eşittir yaptığın işi anlamlı bir temele koyup bundan tatmin olmaktır. Mutlu olmak değil. Mutluluk tabii tartışılır ama konuşmamın başında yaptığım mutsuzluk ve mutluluk yoksunluğu ayrımını bugün ebeveynler yapmaya başlasın. Mutluluk yoksunluğu yaşayan çocuğun ağlamasıyla mutsuzluk yaşayan çocuğun ağlaması birbirinden farklı şeyler. Çok farklı. Mutluluk yoksunluğu yaşayan çocuğu mutlu edecek bu kırmızı görkemli kalemi onu her verdiğinde o çocuktan bir mutluluk canavarı yaratıyorsun. O mutluluk canavarı ondan sonra yaptığı her hatada af isteyen bir mahluka dönüşüyor. Kendi tercihlerinin sorumluluğunu yaşayan çocukla bahaneler üretmiyorsunuz, evet, söylediğiniz gibi. Bahaneler üretme şansı da kalmıyor çünkü artık
o seçim yaptı. Ama pek de başarısızlık yaşamaz. Kendi seçim yaparsa aslında. Edip Hocam. Şey değil söyleyeyim biraz. Yani çocukları mesela baleye göndermek ya da bir çocuğun yüzmesi. Çocuk mutlu olsun diye baleye gönderilmez. Ya da canı sıkılmasın, oyalansın diye gönderilmez. Canının sıkıldığı zamanlarda mesela bu duygunun üstesinden gelmeyi öğrenebilecek enstrümanları, kaynakları olsun ve dünyası zenginleşsin diye gönderilir. Ya da gitsin orada mutlu olsun, arkadaşlarını geçsin, birinci olsun falan diye yüzmeye gönderilmez. Bedenini tanısın, disipline alışsın, birinci olamamayı, kaybetmeyi, kötü olmayı, başkasının zaferine alkış tutmayı falan öğrensin diye gönderilir. Bir kere zaten bu sanat tabii, spor. İkincisi doğada zaten mesela işte ne bileyim baleye gönderilen ya da daha atletik olsun diye yüzmeye verilen hani hayvanlar falan yoktur. Bu biraz şehir hayatının yani biraz kent kültürünün kas koordinasyonu. Bu çok önemli. Özellikle küçük yaşlarda yani mesela lise öğrencileri için değil ama daha ilkokul çağındaki çocuklar için spor ve sanat kurslarının temel işlevi aslında ince motor becerileri geliştirmek, disiplin, mesela dürtü kontrolünü öğrenmek gibi daha böyle fiziksel, bedeniyle ilgili, ruhsal gelişimiyle ilgili bir takım kapasite edindirme, yaşıtlarıyla bir arada olması mesela, sosyalizasyon. Biz çocukların öğretmenlerden öğrendiğini zannederiz ama aslında çocuklar başka çocuklar tarafından eğitilirler. Çocukların asıl bilgi kaynağı ve onları geliştiren şey yaşıtı olan başka çocuklardır ve normlardır. Ama biraz daha ileri yaştaki mesela liseli çocuklar için hani yüzmeye gidiyormuş ve çok başarılıymış. Bu başarının kriteri ne diye konuşuyorduk. Yine orada birinci olmak falan değil de diyelim ki bir yüzücü olarak yaşıtları için de popüler olmak olabilir. Çünkü mesela bu yaş grubunda yani aşağı yukarı 14 yaşından hani üniversitenin sonuna kadar falan yani ergenliğin bitişine doğru uzatabiliriz bu periyodu. Gençler için önemli olan birkaç tane şey vardır. Bir tanesi diyelim ki işte okuldaki dersleriyle ya da böyle hani yani akademik yönüyle grup içinde diğerlerinden farklı olmak. Fiziksel görüntü olabilir. Okulun popüler yakışıklı çocuğu olmak ya da güzel kızı olmak. İşte ne bileyim en trend kıyafetleri giymek filan. Yani grupta bir yer edinmek ve bir yönüyle aslında bir kimlik edinmek bakın. Bir yönüyle anılmak. Bir yönüyle gösterilmek, bir yönüyle öne çıkmak. Birinci olmak şart değil burada. Ve spor, yani atletik ya da işte enstrüman çalmak, çok iyi piyano çalıyor olmak filan. Şimdi eğer yüzmeye giden çocuk mesela diyelim ki şey değilse, rekor kırmadı ve altın madalya almadıysa bile ama yani okuldaki hani yüzücü ve kendi yaş grubu içinde mesela bu ona kimlik getiriyorsa okey bu başarılı bir şey. Ama burada aslında çocukları ve gençleri bu tip aktivitelere yönlendirirken bunun ne, yani bunu uzmanlar niye tavsiye ediyor ve buradan ne bekliyoruz? Bunun maksadı ne? Bu hedefi doğru belirlemek lazım. Dediğim gibi küçük yaşlar için özellikle motor becerilerin ve dürtüselliğin eğitimi yani disiplin, işte ruhsal gelişim, sosyalizasyon biraz daha ileri yaşlarda da kimliğinin desteklenmesi. Toplum içinde bir yönüyle kabul edilebilir kişi olmanın bir yolu. Dolayısıyla hani bu kişi başarılı bilmiyoruz belki şeydir madalyası da vardır. Ama ben genel olarak bir mutluluk derken böyle yeni başladığımız şeylerde mutlu falan olmayız. Yani mesela az önce konuştuk ki ben tıp fakültesine başladığımda çok mutsuzdum. 15 gün ağladım yani hani ondan sonra da uzun bir süre mutsuzdum. Ama şimdi mesleğimden ve hani tercih ve başıma gelen bu şeyden dolayı diyeyim gayet mutluyum. Mutluluk ile ilgili de insanlar genellikle şöyle bir şey anlıyorlar. Mutlu olmak deyince sürekli bir coşku hali. Hayır, coşku başka bir şeydir. Mutlu ya da mutsuz olmak aslında şu. Şu anda bulunduğun durumdan hoşnut musun? Yani fiziksel olarak mesela ağrıyan, sızlayan bir yerin var mı? Yok, hani bedenim iyi filan. Ruhsal olarak acılar içinde misin yoksa okey misin? Nasıl hissediyorsun kendini? Vallahi hani çok şükür bir zararı yok filan. Tamam, mutluluk budur. Yani mutluluk bir anlamda içinde bulunduğun durumdan, o sıradaki kendinden memnun olmak demektir. Şimdi böyle bakınca aslında yaşamların çoğu anı gayet mutlu. Yani bir sıkıntı yok çünkü. Ama coşku ya da ödül, tatmin bu hayatta çok nadiren olur ve geldiği gibi hızla giden şeylerdir zaten. Hocam bu arada sizin işte az önce özellikle spor ve sanat aktiviteleri için işte tanımlamayı yaparken işte sosyalizasyon dediniz, işte kimlik inşa etmediniz.
Onlar aslında bizim biraz da ülkemizle ilintili bir yaklaşım tarzı diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de işte insanlar çocuklarını gönderdiklerinde işte bir şey var, bir zaman çizgisi var. O zaman çizgisi işte üniversiteye giriş veya işte bir meslek edinmeye başlayacağı nokta. O zamana kadar o arada evet kimlik oluşturma, sosyalleşme için işe yarıyor ama belki de Sinan Hoca ile paslaşırken ilk sorunun başında hani sonrasına atıfta bulunup yani baleyi yapan, piyano çalan, yüzmeye giden sonrasında hayatın neresinde konumluyor ve başarı orada ne kadar devam ediyor kısmı sizin anlatımlarınızla ben bize özgü bir anlatım şekli anladım. Ya çok da aslında şöyle şimdi mesela yaşamı boyunca zaman yani ayırıp yüzen ve diyelim ki yani şöyle bedenine yönelik bir şeyi bir dikkati, bir yatırımı olması insanın iyi kötü hepimiz işte bir şekilde spor yapmaya çalışıyoruz, hareket etmeye çalışıyoruz filan. Küçük yaşlardan beri buna alışkın değilsek de yetişkinlikte bununla tanışıyoruz. Şimdi insanın böyle bir spor disiplininin olması ya da bir enstrüman çalabiliyor olması iyi bir şeydir. Ama küçük yaşlarda işte kursa gönderilen bir şekilde bale yapan herkesin balerin olması zaten gerekmez ya da buna devam etmesini beklemiyoruz. Herkesin balerin olduğu bir dünya düşünüyorum. Ayrıca bir de şöyle bir şey var. Herkes birinci de olamaz. Mesela hani bu şeylerden bahsediyoruz ya başarı, rekabet filan. Ya bu sınavlar diyelim ki işte okula giriş sınavları. Okula giriş yani az önce kendimizinkinden de bahsettik. İşte ben matematikte çok iyi değildim. Sonra böyle matematikle ilişkim değişti ve işte tam puan yaptım filan gibi. Bu sınavlar aslında genellikle bir ölçüm ve sıralama sınavıdır. Yani siz diyelim ki 1 milyon tane öğrenciyi koşturup İşte hani ilk bine girenleri de alabilirsiniz bir okula ya da bunları birim zaman dilimi içinde bazı sorular sorup doğru cevap verenleri de seçebilirsiniz. Seçme sınavları zaten bu işe yarar. Dolayısıyla hani başarı iyi bir eğitim için yani işte sınavlarda yüksek not almak falan evet önemli. Ama bir taraftan bu sınavı mutlaka bir birincisi bir de sonuncusu olacaktır. Yani bir yarış, bir sıralama yapılan her yerde mutlaka birisi birinci olamayan ikinci olacaktır. Mesela bu nokta gözden kaçıyor. Bu da bence şöyle bağlayayım. Şimdi genellikle birey hakkında konuşuyoruz ama aslında insanları doyumlu yapan şey, motivasyonlarının önemli bir kaynağı, bizim bakın tercihlerimizi belirleyen şey, içinde bulunduğumuz toplulukta diğerleriyle olan ilişkilerimiz. Yani sınıfımızdaki diğer arkadaşlar, işte en yakın arkadaşımız, onun ailesinin nasıl birisi olduğu, bizim annemiz babamız, ne bileyim hayatımıza giren bir öğretmen ya da bizi o dersten soğutan bir başkası filan. Hayallerimizin peşinden koşalım, işte istemediğimiz şeylere hayır diyelim, ne istediğimizi belirleyelim filan ama bunlar insan oturduğu yerde tek başına düşüne düşüne olmuyor. Ya da mesela kendini tanımak. Yani kendimizi tanıyalım, güçlü yönlerimizi tanıyalım filan. Bunlar genellikle bizim içinde bulunduğumuz sosyal bağlamda yani aslında diğerleriyle olan bağlarımızla ve ilişkilerimizle şekilleniyor. Bir küçük açıklama yapabilir miyim? Bu evet. Türkiye'de sporcunun çıkmasının neden zorluğuna dair. Şimdi Mustafa Hoca'nın da rolünü almak istemiyorum ama hemen geçeceğim. Şimdi ben ortaokulda spor yapmış ve bunu bir takımda ciddi olarak yapmış biri olarak bir deneyim aktarayım. Ben neden şu anda sporcu değilim? Bunu anlatayım. Şimdi bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Ortaokula gidiyorsun, matematik, fen, coğrafya, tarih hepsini bilmek lazım ve hepsinden sorumlusun. Benim ortaokuldaki derslerim hep 12'den sonra başlardı. Ve sabah 9'da da antrenmanım vardı. Ben sabah 9'daki antrenmanıma Ankara'daki bir halk otobüsüyle giderdim sahaya, antrenman yapacağımız yere. Sabah 7.30'da uyanmam gerekirdi. Oraya giderdim, çok ağır bir antrenman yapardık 10.30'a 11'e kadar. Leş gibi çıkardım o antrenmandan. Leş gibi binerdim tekrar halk otobüsüne ve ben derse giderdim. Evinden pırıl pırıl gelmiş çocukla beraber şöyle sınıfta yan yana oturduğumuzda ben 1,5 saatlik antrenman yapmış, sabah 7'de uyanmış ama antrenmanın daha büyüğünü halk otobüsünde yapmış biri olarak orada otururdum. Derslerde notlarım düştü. Ben gidip de komşuya ya sen gülleyi kaç metre attın bakayım diye sormuyor ki. Matematik kaç diye soruyor. Sosyal kaç diye soruyor. Üniversite sınavı nereyi seçeceksin? Gülleyi 50 metre attık. Ya nereye attın gülleyi attıktan yarın gülle mi var? Bakın Türkiye'de sporcu olmuş birinin yaptığı iş çok önemli bir iştir. Ben bunu sık sık söylüyorum mesela. Sporcuların hayatları ile ilgili tek bir olayla ilgili eleştiri yapıldığında dur bir dakika diyorum ya. Dur bir dakika. Bu çocuk sen mis gibi annenin kucağında harika bir hayat yaşarken bu sabah 9'da 9 yaşındayken sabahın 7'sinde kalkıp senin okula gitmeden önce yaptığın hazırlık esnasında çamurlu bir sahada top oynadı.
çok zorlu bir ortamda işte bacaklarını böyle açmaya çalıştı. Türkiye'de sporcu olmak, sporcu olma kararını verdikten sonra diğer sorumluluklarından seni arındıran bir karar değil. Temelde bu yüzden olmuştur. Ben sporcu olmaya karar verdiğimde Türkiye'nin dağlarını ezberleme sorumluluğundan kurtulmuş olsaydım ki hiçbir faydasını görmedim. O zaman sporcu olabilirdim belki. Yani sporcu sanat, olma sanat kararı... Sanat için de aynı şey sanat geçerli. Sanat için de aynı şey aynı geçerli. Şey yani o bale yapan çocuk da okula gittiğinde terli, yorgun ve büyük bir enerjisini orada vermiş biri oluyor. Mustafa Bey? 1980 öncesinde Türkiye genel olarak mühendislere ihtiyaç duyuyor. Bu Sabancı'nın falan sözlerinin içerisinde de vardır konuşurken. Jönlere bakıyoruz. Tüm Türk filmlerindeki jönlere herkes mühendis. 80'ler 90'lar civarı. Sonra 90'lar civarı Türkiye'de mühendis sayısı fena değil. Yani hani şeyin içerisinde. Ama fikre ihtiyaç var. Jönlere bakıyoruz. Hani şeydekiler hep bir sanatçı, reklamcı, fikirle ilgili bir şey yapıyor falan. 2000'ler kırılımını geçiyoruz falan. Fikir de var ülkemizde. Yoksa da bir yerlerden alıyoruz, getiriyoruz fikirleri. Karar vericiye ihtiyaç var. Hani Türkiye'de. Hep bakıyoruz şimdiki jönlerimize CEO'lar, patronlar yani hani böyle pozisyonlanmış adamlar. Şimdi bundan sonrasında neye ihtiyacımız olacak Türkiye'de ya da hani şekilleniyorken neye göre şekilleneceğiz? Birazcık spor hikayesi onu hatırlattı bana şeyde. Şimdi en çok ihtiyacımız olan şey büyük bir bolluk paradoksu içerisindeyiz. Şimdi seçmeye ihtiyacımız var, seçme kabiliyeti olan adama ihtiyacımız var. Doğru şeyi doğru zamanda seçmiş olma becerisine ihtiyaç var. Bu hem kendini tanırken seçmeye ihtiyaç var, hem öğrenirken seçmeye ihtiyaç var. O yüzden masada şeyi anlatmakta hep çok zorluk çekiyoruz. Öğretmenin ve ebeveynin pozisyonu değişti, rolü büyüdü. Yani iyi ve kötüyü seçmeye ayırt etmedeki rolü de büyüdü. Öğrenmeyi öğretme konusundaki rolü de büyüdü. Çünkü yakın gelecekle alakalı konuşuyorken daha şimdiden iki kariyerli hayat konuşuyoruz. Yani ömrümüze iki kariyer sığdıracağız diye konuşuyoruz. Belli ki bu 3 ya da 4'e doğru da çıkacakmış gibi görünüyor. O yüzden bir bilimi bilme ya da bir yeteneği bilme yeterli olmayacak gibi konuşuyoruz. O yüzden sürekli eğitime dayalı bir sistem gelişecekmiş gibi konuşuyoruz. Ve bu yüzden de ilk öğrenmemiz gereken şey kendimizle alakalı öğrenmeyi öğrenmek oluyor. Yani en temel cebe almak gereken bilgi nasıl öğrenebiliriz öğrenmek. Bu da şimdi şöyle bir zorunluluk getiriyor bize. Kendimizi tanıma zorunluluğu getiriyor. O yüzden anlattığınız şeyleri çok değerli buluyorum. Özellikle karşılıklı. O kendini tanımanın argümanları, o konuştuğumuz malzeme mutluluğun içinde ya da başka şeylerin üzerinde. Eğer kendimizi doğru tanıyabilirsek ya da çocuğun kendisini doğru tanıyabileceğini, yeteneklerini, yatkınlıklarını, düşünme yöntemlerini doğru fark edebileceği şekilde organize edebilirsek o çocuk öğrenmeyi öğreniyor. Böylece ömrü boyunca karşılaştığı her ne problem, her ne istek ya da talep geliştiriyorsa bunun üzerinden öğrenerek, seçerek, düzenleyerek gidebiliyor. Gerçekten hani eskiden bilginin yoksunluğunda hocanın pozisyonu farklıydı, bir öğretmenin, bir üniversitenin pozisyonu farklıydı. Bilgi yoksunuyduk. Dünya olarak, Türkiye'den bahsetmiyorum, dünya olarak o bilgiyi anlamak, bilmek az adamın işiydi. Orada çok önemli hale geliyorduk. Ama şimdi öyle değil ki. Şimdi yani hani konuşuyoruz bir sürü dijital kanalın üzerinden binlerce milyonlarca bilgiye nitelikli şekilde gidebiliyoruz. Şimdi şey aşamasındayız, haklı buluyorum bu arada. Yüzeysel bilgi de tıkanıyoruz. Yani edindiğimiz bilgiler yüzeysel. Ama bunların da derinleşmesini işte sanal gerçekliklerle vesaireyle daha derinleştirmeyle alakalı bir şeye doğru da dönüşecek belli ki. Yani üniversiteye şimdi başlayacak çocuk için 5 sene sonrasında bunlar değişmiş olacak gerçekten. Ve çıktığında edindiği mesleği edinmiş olmasının anlamı kalmadığı bir dünyayla karşılaşması çok olağan. Neyle gelişmesi gerekiyor o zaman? Öğrenmeyi öğrenmiş olmayla, kendini tanıyıp ne istediğini seçmeyle gelişmiş olacak gibi görünüyor. Yine izleyicilerden gelen bir soru üstünden devam etmek istiyorum. Çünkü şimdi programın başında anlattım yani işte İşkur'un 2018 iş gücü piyasası araştırmasını. Mesela burada işte geleceğin 10 yıldaki mesleklerine baktığımız zaman işte dedim internet televizyonculuğu, işte siber güvenlik uzmanı. İnternet televizyonculuğu yine biraz karşılıyor belki ama şimdi bugünlerde böyle herkesin çocuğunun kapıldığı bir akım var. Soru da o akımla ilgili. Der ki izleyicimiz sosyal medya fenomeni çocukların aileleri tarafından birer marka olarak görülmesi ve çocuklar genelinde YouTuber olma isteğinin artması nasıl yorumlanabilir diyor. Şimdi 10 yıl sonrası için demiyor YouTuber'lık ama iyi soru çocukları için yani YouTuber'lık planlayan, böyle bir kariyer öngören aileler var.
Ben hemen bir şey söyleyeyim. Buyurun Çünkü hocam. O babalardan biri benim. Siz mi planladınız kendisini? Hayır, istedim. Benim üç çocuğum var. Ortanca Metehan Bey. İşte en büyük ve en küçük de Aybike Hanım, Melike Hanımlar var. Bizimkiler bayağı sanatla işte dışta oldular çok şükür. Uğraşıyorlar. Metehan Bey YouTuber olma niyetinde uzunca bir süredir. Kendisine kameralar, ekipmanlar, bayağı hızlı bilgisayarlar falan yaptık zaman içerisinde. Bir YouTube kanalı da var. Fakat videolar yükleniyor, siliniyor. Bir türlü yüklenemiyor falan filan. Geçen hafta bu konuyu konuştuk çok enteresan bir şekilde. Dedim ki oğlum ne yapacaksın? Yani ben bu arada destekliyorum. Niye desteklediğimi söyleyeceğim. Çok istiyorum. Keşke olsa YouTuber. Bunun da bir Türkçesini bulsak iyi olacak. Yani internetten video yayınlayan kişi neyse. Dedim ki ne yapmayı düşünüyorsun dedim. Yani nasıl ilerlemeyi düşünüyorsun? Dedi ki çok güzel videolar çekeceğim. YouTube'a koyup para kıracağım dedi. Yaşımız 15 bu arada. Dedim ki yani para kırıp hadi diyelim para kazandın. Ne yapacaksın o parayı? Dedi ki yatırım yapacağım. Niye? Daha çok para kazanacağım. Dedim ki ben senin banka hesabına yarın dedim 1 milyon dolar yatırayım. Ne yaparsın dedim o parayla. Yatırım yaparım dedi. Dedim niye yatırım yapıyorsun? Daha fazla kazan. Dedim 10 trilyon dolar yatırayım. Hayal ediyoruz serbestiz. Böyle bir soğudu masa. 10 trilyon dolarla yapacak hiçbir şeyin olmadığını fark etti. O zamana kadar YouTube videolarının yüklenmemesinin sebebi para kıracak bir yol arıyor benim oğlum şu anda. Sürekli YouTube içeriği tüketerek böyle parlak bir fikirle çıkmaya çalışıyor. Orada kısaca bir gitaristin o gitarı çalabilmek için parmaklarının kaç kez parçalandığını, o balerinlerin usta, balet ya da balerinlerin usta birer dansçı olabilmek için o kemiklerine, eklemlerine nasıl yıllarca eziyet ettiklerini bir kere daha hatırladık hep beraber. Dün YouTube kanalına bir tane video yükledi. Bana da göndermemiş özellikle. Muhtemelen diğer dinleyiciler de test yapıyor. Gülmekten öldüm. Çok iyi yani benim standartlarımın çok üzerinde çok güzel bir video yapmış. Paranın amaç olmayacağını fark ettiğiniz zaman o gideceğiniz yolda esas sahip olmanız gereken şeyin cesaret ve çaba olduğunu fark ediyorsunuz. Çünkü cesaret ve çaba varsa o kan ve teri dökmeyi göze alıyorsanız ne yaparsanız yapın iyi olacaksınız. Bakın cesaret, çaba, motivasyon ancak sizin ruhunuzla temas eden bir şeyde devreye girer. Öğretilmiş, hadi şunu yap denen bir şeyde o cesaret, o motivasyonu uzun süre gösteremezsiniz. Eğer gerçekten YouTuber olacaksanız, o işe en basitinden başlayarak çabalamaya başladığınızda yanlış yapacaksınız, çökeceksiniz, çarpacaksınız ama sonuçta o iş olacak. Neden ben oğlumun YouTuber olmasını destekliyorum? Özel istemedim. Yani başka bir şey de olabilirdi tabii ama eğer böyle bir merakı varsa bugün zaten mesela geçenlerde sevgili işte neydi? Ruhi Çenet'le tanıştık. Bir kendisiyle bir selfie yapıp internete yükledim. Oğlumdan fırça yedim. Sen Ruhi Çenet'le berabersin bana haber vermiyorsun bana. Ben ilk defa tanıştım. Tanımıyordum kendisini. Çok da efendi bir çocukcağızmış. YouTube'da çok meşhurmuş. Şimdi bugün böyle zaten bir dalga var. Fakat bu bir sonraki dönemin çekirdeğini oluşturacak bir akım. Ben ne geleceğini bilmiyorum. Ama mesela YouTuber'lıktan anlayan hatta bunda tecrübesi olan birilerin orada benden çok daha ya da YouTuber'lığı bilmeyen birine göre çok daha avantajlı olacağının farkındayım. Ben Hazreti Ali'nin bir sözünü hiç unutmadım. Çocuğum olmadan önce öğrenmiştim. Hala temelde uygularım. Çocuklarınızı kendi zamanınız için değil onların zamanı için yetiştirin diye bir sözü var. 5 yıl sonrasını öngöremediğim bir minvalde çocuğuma bilmem ne mesleği yap diyemem. Tek yapabileceğim şey bir yerde heyecanlandığını gördüğüm zaman bir gaza getirmek, cesaret vermek. 2 zorluklarını hatırlatmak. Başarının yolunu, çünkü insanın başarı kuralları değişmiyor. Her şey değişebilir ama o değişmez. Organizma aynı. Onu göstermem gerekiyor. Ben müzik yaptım. Sahne tozu yuttum. Çok da seviyordum. Bir dönem rockstar olacaktım. Hakikaten niyetim vardı. Dediler ki Türkiye'de rock müzikle karın doymaz. Hayır dedim olmaz öyle şey. Haklı olduklarını 3 ay içinde anladım. Ve arabesk söylemeye başladım. Onu da bıraktım. O da yok. Müzik hala devam ediyor bir taraftan. O hep var ama keşke biraz önce işte sporcuların yaşadığı zorluğu ben de hayatımda hani en azından sanatın bir alanında görmüş birisi olarak şöyle bir en azından imkanı olan ailelerimiz. Bu çocuğun matematik zekasına, işte fen bilgisine, testteki skoruna bilmem nesine bakmadan. Ya bir tane de Johann Sebastian Bach ya da Beethoven çıkarma
niyetiyle. Çünkü bu adamlar çok yüksek matematik zekalı adamlar. Yani Bach'ın o konçertoların hala analizini yapıyorlar. Benim kız geçenlerde işte ufak olan da piyano çalıyor. Şeyin Mozart'ın o do majör konçertosunu çalıyor. Aklım hayalim gitti. Yani bunu yapan insan olamaz. Çünkü çalınırken ilk defa görüyorum ben onu. Ve bir çok ciddi bir matematik zekası işte. Ama biz yüksek matematik zekaları işte tıbba, mühendisliğe tıkıştırıyoruz. Konservatuara oralara giremeyenler gitsin gibi bir kafa oluşuyor. Müzik kurslarına gönderdiğimiz çocuklar, biraz karıştıracağım ama bu demin aklımda kaldı, söylemeden geçemeyeceğim. Müzik gerçekten beyni çok geliştiremeyecek. Müzik beyni en hızlı geliştiren şey. Fakat müziğin beyni gerilettiği bir durum var. Bu da şu anda uyguladığımız piyano, keman, zartut kurslarında gösterdiğimiz tavır. Nedir o? Bir müzik enstrümanının başına oturuyorsunuz. Diyelim piyano. Çalmaya başlıyorsunuz. Pim pim pim. İlk başlarda hoşunuza gidiyor. Ses çıkıyor. Fakat iki eli bağımsız kullanmak, bir akor basmak, bir melodi çıkarmak, notayı okuyup sese dönüştürmek gibi meseleler pratik gerektirdiği için bizim modern zamanda canı sıkıldığı anda ekranın köşesindeki çarpıya basıp kapatabilmeye alışmış olan çocuğumuz o zahmete gelemiyor. Ve zahmete gelemeyince ilerleyemiyor. İlerleyemeyince kurstan sıkılıyor. Ne oldu? Piyano kursuna gitti, bıraktı. Belki çocuğun içerisinde bir, atıyorum, Fazıl Say yatıyor. Fakat o yeterli motivasyon sağlanamadığı için o çocuk için piyano artık yapılmaması gerekenler listesine tıkleniyor. Ve o çocuk bir daha bir enstrümanda ilerleme konusunda bir motivasyon sağlaması çok zor. Belki o ter ve kan o çocuğa öğretilebilse, gösterilebilse, onun ödülünü almış insanlarla sık sık bir araya getirilebilse, bir Fazıl Say olabilmek için nerelerden geçilmesi gerektiği o çocuğa gösterilebilse, o zaman o motivasyon olacak. Bir şey daha söylemem lazım. Tamam. Sanat kurslarında şurada burada. Çocukların büyük çoğunluğu vazgeçer, çok az bir kısmı devam eder. Uzatmayacağım, ben bununla ilgili ciddi bir gözlem yaptım. Gözlem sonucu şudur. Aileleri, müzisyen olsun ya da olmasın, anne babası, müziğe özel vakit ayıran çocuklar müzik enstrümanı çalmakta daha ısrarcı oluyorlar. Evde sadece soğan doğranırken arkada müzik çalıyorsa, müziğe özel bir saygı ve zaman ayrılmıyorsa, o çocuk hiçbir enstrümana yeterince konsantre olamıyor. Çünkü bu kadar zorluğu ben mutfakta soğana eşlik etmek için mi çekiyorum duygusu oluşuyor çocukta. Biz neysek çocuğumuz da öyle oluyor. O yüzden sanata da sanat gibi yaklaşmak lazım. Ben şimdi o kan gözyaşı kısmından devam edeceğim. Şimdi işte yapılan işin karşılığında kan gözyaşı, işte aktılan ter diyoruz ya. Şimdi işte siz hani Türkçe eleştirelim dediniz. Ben şimdi düşündüm mesela nasıl Türkçe eleştirelim? İşte amatör online video oynatıcıları falan veya işte hazırlayıcıları falan, YouTuber. Bir tek diye. Oynatıcıları Türkçe oldu bu i̇şte arada. İşte oynatıcıları. Hiçbirinde Türkçemiz yok. Hocam Türkçesi yok. Bu yani, problem işte. Şimdi ben onu Türkçe eleştirsem bu sefer TDK gibi olacak, alacak başını. Aynen, gidecek öyle. Yani. Çok oturgaçlı. Şimdi tabii ki. Şimdi kan, gözyaşı, ter, emek. YouTuber oldunuz. Başarılı olamadınız. Buradaki bedel ne? Mesela 15 yaşında. 15 yaşındaki bir çocuk bunun için uğraştı. 3 sene, 5 sene. Bizim şirketimizde var. İşte arkadaşlarımız geçenlerde aşağıda çay içiyoruz. Ya abi dediler, bir gün programda dedi, başarısız YouTuber'ları işlesene dedi. Kim dedim başarısız? Biz başarısızız abi dedi. Kabul ediyorlar yani. Hani 10 kişiyiz diyor. 10 kişi zaten kendileri. Sonuç olarak hani oradaki o başarısızlığın bedeli ne? Çocuk ne kaybediyor? 15 yaşındaki çocuk başaramadığı zaman ne kaybedecek? Kazancı var. Hocam, kazancı başlayın. Tecrübe. Şimdi bir kere kazanç mıdır ya da Sinan hocamın dediği gibi. İnsanın kendisini ifade etmenin yeni yöntemini bu olduğunu zannediyorum. Bizim anladığımız sosyal medyayla o yerli dediğimiz, yani sosyal medyanın olduğu dünyaya çocuğun anladığı sosyal medya birbirinden farklıymış gibi görünüyor. Yani çocuk için kendini ifade etmenin, hani programın başında söylediğim o 4,5 milyar insanla aynı masada olma halinin karşılığı, ifade etmenin hali. O yüzden zannediyorum, yani bunun adı işte YouTube ya da işte video oynatma kanalları mı olacak, adı ismi biçimi değişebilir ama bu ya da benzer şeyler hemen herkesin yaptığı bir şeye dönecekmiş gibi görünüyor bir süre sonrasında. İster istemez kendini ifade etmek isteyen, ifade edilecek bir malzemesi olan herkesin. Ama başarı kriteri o bambaşka bir hikaye. Başarı yine her yerde olduğu gibi işte bir sıralama listesi, yukarıdakiler, aşağıdakiler, kazananlar ve kazanmayanlar hikayesi. Ama bu ikisini birbirine karıştırmadan bakmak lazım. Ben bu dönemki çocukların YouTube'a olan isteklerini ya da video hazırlayıp video yayınlamaya olan isteklerini kendilerini ifade etmenin bir parçası olarak algılıyorum ve çok da değerli buluyorum. Yani bunu hazırlarkenki zihin asıl işte o kan, gözyaşı, terin biriktiği yer oluyor. Yani
başarılı olsun ya da olmasın. Bizim başarı kriterimiz para kazanmak, çok izlenmek falan. Yani onu, çocuğun onu hazırlamış olması bile çok büyük bir başarı olabilir. Hiç ummadığımız şeyleri hazırlayan. Çocuk tabii ki onu hazırlamayı başarı olarak netleştirmişse kafası sorun değil ama evet, işte ortada gezinen rakamları bildiğimiz için parayı kırmak ifadesiyle ya, o kırma noktasında yani sıkıntı olabilir. Yani o çok popüler dünyanın getirdiği bir sonuçmuş. Ya burada ben bir şey fark ettim. Biz YouTuber'ız aslında ikimiz. Evet. Biz başarılı mıyız? Bilmiyorum ki, emin değilim yani. Parayı kırıp kırmadığınıza bakarım. Bana öyle geliyor. Zerre kuruş yok. Evet, evet. Para, bence yok, çok başarılı. Buna rağmen başarılı mıyız emin değilim. Yani zaten ben bence da başarılıyız. Mesela işte bu kriter, mesela bak ikimiz de anlaşamıyoruz. Yani dolayısıyla bunun için birbirimizi yemeye gerek yok. Yani bu arada hakikaten bir olana söyleyeyim, ben de YouTuber'mışım. Şu anda fark ettim. Eğer yayın izliyorsa akşam sıkıntı var zaten. Benden önce sen YouTuber oldun diye. Ya peki meşhur olma hayaliyle hani bu şeyler vardır ya, 80'lerin bazı figürleri işte un kapanı yollarını arşınlayan filan değil mi? Şimdi bu da bir performans aslında. Yani burada parayı kırmak olmayabilir de parayı kırmanın yolu çok tanınmak, işte hani çok tıklanmak filan ya, aslında burada şöhret. Yani tanınmak, izlenmek filan. Şimdi evet, YouTuber olmak yeni bir şey ama böyle genç insanların şöhret olma hayalleri, bu çok yeni bir kavram değil ve pek çok başarısız kişi vardır böyle. Yani çok azı gerçekten işte bir plak çıkarabilmiştir, çok azı Beatles olabilmiştir filan, pek çoğu da bu yolda kırılıp dökülmüştür. Başarılı olamayınca ne oluyor 15 yaşında birisi? Vallahi bundan öncekileri ne oluyorsa herhalde ona da aynı şey olacaktır diye düşünüyorum. Edindiği tecrübeyle başka bir yola doğru yelken açıyor veya başka denizlere. Mehmet Hocam. Şimdi iki tane YouTuber var şu anda size, gayet tertemiz, mis gibi. Ama sevdim şu, bunu. Yani bu YouTuber olarak anılmak da nasıl bir şey şu dakikadan sonra hocam, o kadar kimliğin yanına. Çok yadırgadım, tuhaf geliyor şu anda bende. Ben de hiç kafayla düşünmemişim yani. Şimdi sohbet ediyoruz falan. 15 yaşındaki bir çocuğun sosyal medya profili ya da YouTube videolarını çekme amacı ünlü olmak, şöhretli olmak, para kazanmaksa, ben buradan kendisine söyleyeyim. Para kazanamayacaksın, oradan şöhretli olamayacaksın. Çünkü 2-3 kişi olacak bunu. Bak, net olamayacaksın. Ben Şeyma Subaşı olacağım diye fotoğraflar yüklemeye başlayan insan da Şeyma Subaşı olmayacak. Çünkü o bir tane. Kuşadası'nda 3 tane stat var yan yana. 9 saat maç yapıyor çocuklar. Kontrollü bir maç bu. Herkes Cenk Tosun olmak istiyor. Onlara da söylüyorum, Cenk Tosun olamayacaksın. O bir tane olacak. Sen bunu şöhret, para kazanmak falan gibi çok potansiyelinin dışındaki bir hedefle yapmaya başlarsan yine hayal kırıklığına girer. Bakın burada şu şeye bizi izleyen ebeveynlerin dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi yine kalemlerle falan örnek vereceğim ama şu kalem, şu mavi kalem benim. Ben Mehmet Şakiroğlu. Tam şu anda olmakta olan insan Mehmet Şakiroğlu. Bu da benim. Şu kırmızı olan da sosyal medya profilim. Bir tanesinde benim oluşturduğum fotoğraflarla kurguladığım bir şey var. Bir tarafta çevrenin baskısıyla, genetik bir takım özelliklerle, doğum anındaki bir takım belirlenmişliklerle oluşan bir ben var. Ebeveynler şuna bakmalı. Bu çocuğun kendisiyle sosyal medya profili birbirine yakın mı? Bu mesafe uzadıkça, arttıkça şu sonuca varıyoruz. Bu kişi öyle bir sosyal medya profili oluşturuyor ki, öyle bir ideal ben kurguluyor ki hali hazırda olmakta olduğu kişiden memnun değil. İşte sosyal medyada çok da sevdiği o ideal beni oluşturdukça bu gerçekte olan mavi kalem uzaklaşıyor, bir anda gidiyor. Ve bir anda kişi artık bu kırmızı sosyal medya hesabına tam da kendisiymiş gibi dört elle sarılmaya başlıyor. Mahkum oluyor. Oraya mahkum oluyor. Artık gerçek hayattaki ben onun gözünde değersizleştiği için bu sosyal medyadaki ideal beni sürekli desteklemeye başlıyor. İşte bu çocuk için, yani ideal beniyle gerçek beni arasındaki mesafe çok uzayan çocukla ilgili sorunumuz psikopatoloji oluyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Gerçek benle ideal ben arasındaki mesafe çok büyüyünce oraya hastalıklar giriyor. Yalnızlık giriyor, tatmin olamama giriyor, saklanma giriyor. Sosyal içe çekilme giriyor. Kendini kendin gibi var edememe giriyor. Öz saygı giriyor. Şimdi çünkü bu filtreli bir şey. Öz saygı kendini filtresiz sevmektir. O yüzden ben gerçek beni attım, bunu da atıyorum şimdi. Neden bu kırmızı kaleme ihtiyaç duyuyoruz? Şimdi çocukları öyle bir yetiştiriyoruz ki, deminki yerden alıp geleceğim çünkü genel yaşam mesleğime dair argümanım bu. Çok değerlisin, özelsin, biriciksin.
Seni hep oyaladık. Çok mutlu ettik. Ben şimdi kız arkadaşıma diyorum, bir çocuğumuz olacak. O kadar güzel bir çocuk olacak ki işte ikimizden de özellikler kadar harika büyüteceğiz onu. Harika bir eğitim alacak. Ulan 3-4 yaşındaki çocuğa da bunları öğretiyoruz. Sen harika olacaksın, harika eğitim alacaksın bilmem ne. Çocuk ergenliğe gelip de bir bakıyor aynaya. Değilim. Abuk subuk bir şeyim. Çünkü ergenlik döneminde çocuklar pek güzel olmaz. Çok fazla kimlikleri de olmaz. Çünkü o dönem o kimliği geliştirmeye ihtiyacı duyarlar. O sırada çocuk iyi ve özel olduğuna inanan çocuğun ergenlik döneminde bir filtreye ihtiyacı vardır. Yani aynadaki bene bakarken araya bir filtre koyma ihtiyacı duyar ki o aynadaki benden memnun olmadığı için o filtre onun öz saygısını kurtaracaktır. Filtreyi kim veriyor? Sosyal medya, Instagram veriyor. Selfiler veriyor. Ben şimdi bir selfie yapıyorum. Tak 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 50 tane fotoğraf çekiyorum. Aralarından en iyisini seçiyorum ışığa göre. Gönderiyorum onu filtre 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 sosyal medya hesabıma öyle koyuyorum. Sosyal medyadaki bana bakıyorum, bir aynadaki bana bakıyorum. Allah acayip. Bayağı bir çirkin bir adamım ben. Sosyal medyadaki yakışıklı bir adam. Arada fark var. İşte ergenlere şu anda sosyal medya bu filtreyi sunuyor. Şayet çocuğun beniyle ideal beni arasındaki mesafe büyükse bu filtreye dört elle sarılıyor. Ve sosyal medyada ya da YouTube kanalında oluşturduğu bene kendi beniymiş gibi çocuk sarılırsa bu sefer gerçek hayattan uzaklaşıyor. Benim mesleğimin gözlüğüyle sosyal medyanın riski budur. Sosyal medya ya da YouTube denen şey orada artık ekranın içinde kurgulanmış bir yaşamı gerçek hayatın gibi yaşamaya başlarsan ciddi sıkıntı çıkarıyor. Benim çok sevdiğim bir YouTuber var Türkiye'de, Beyhan Budak. Beyhan Budak gerçek bir yıldız ve şöhret oldu artık. İyi de bir YouTuber ama gününün kaç saatini oraya ayırdığını biliyorum. Şimdi Sinan Hoca diyor ya, emek, ter, çaba bununla karşılaştığın anca bırakmak değil. Ya YouTuber dediğinde hakikaten şimdi 10 saatini belki günde bu işe ayırıyor. Bunun üzerine içerik yürütüyor, fikir üretiyor. Esasında matematik çok da zor değil diyorsunuz ama fakat gerçekten zamana yani YouTuber deyince de böyle bir anda bir şey yakaladım da tak bir fikir geldi oldum diye bir şey değil. İnsanların bununla ilgili çok ciddi emekleri ve şeyleri var. Ve dışarıda iyi YouTuber dışarıda da gerçek bir kimlik. Ben varım diyor. Beraber oturduğun zaman orada canti gözüküyor zaten. Ben YouTuber'da yansıttığım kişiyim dersem gerçek hayatta, gerçek hayattaki ben kaybolduğunda YouTuber olarak kurduğum ben zaten yok olacak. O yüzden dikkat edilmesi gereken sosyal medya olacak. Konusunda ben şöyle düşünüyorum. Yani evet sosyal medyada bir alternatif, yani bir profil oluşturuluyor. Bir persona oluşturuluyor ve insanlar en çok olmak, en çok görünmek istedikleri yönünde. Ama sadece insanlar değil mesela markalar, kurumlar filan. Yani başkaları bizi nasıl bilsin istiyorsak o yönümüz. Yani sosyal medya yaygınlaştıkça mesela az önce söylediğimiz şey var ya işte bilmem Instagram'da fotoğrafını çekiyor işte filtreliyor en güzel hali filan. Ya herkesin aslında sosyal benliğiyle gerçekte yani kimsenin bilmediği o biricik özündeki benlik arasında bir mesafe vardır. Şimdi sosyal medya o kadar çok yaygınlaştı ki yani artık mesela bir Facebook hesabı sahibi olmak herhalde TC kimlik numarası sahibi olmak gibi bir şey falan. Yani en yaygınının Facebook olduğunu biliyorum. Evet, evet. Instagram epey yaygın kullanılıyor. Dolayısıyla artık bu mesela makyaj yapmak gibi. Yani makyaj yaptığımız halimizle. Güzel tarif. Ya da işte evet. Saçımıza briyantin sürdüğümüz falan kuaförlü halim ya da şu an şu stüdyodaki halimizle evdeki pijamalı tabii, halimiz doğru. Aynı şey değil. Tabii. Dolayısıyla bak yani sosyal medya artık bir kamusal alan ve bunun kuralları buradaki buradaki malzemenin kişinin otantik, orijinal, gerçek halinin olmadığı da aslında herkes tarafından artık biliniyor ve bunun kendi toplumsal kuralları oluşmaya başladı. Sosyal medya bağımlılığı konusunda söylediğiniz şeyde size katılıyorum. Ama bu mesela estetik operasyon, makyaj, kozmetik bağımlılığı gibi bir şey de olabilir. Bunu biraz da böyle okumak lazım. Yani hani olmadığın bir imaj gibi görünmek ve bununla ilgili kaygılar. Çünkü sosyal medya yaygınlaştıkça artık kendi kuralları oluştu. Orası bir toplumsal alan ve herkes elbette orada işte o şekilde görünen kişinin aslında öyle olmadığını biliyor. Bu buranın. Kuralı ve makyaj buranın yapmak. Ben bir öneride burası. Bulunmak istiyorum. Araya çok kısa bir şey söyleyeyim. Siz öyle aldın. Siz dediniz yani makyaj yapmak gibi. Yani günlük hayatında önemsemediği öz bakımını sosyal medyada gösteren insanlar var. Tabii. Diyeyim altını çizin. Size vereyim. Öyle koç işinden hazırladığı kahvaltılarla ama yani sosyal medya günlük hayatın da bir parçası artık. Yani ya da evet. Şöyle söyleyeyim. Mesela evet. Diyelim ki
karşı komşudan çay isteyeceğiniz zaman belki eşofmanla gidersiniz ama düğüne davet ediliyorken işte daha iyi giyinirsiniz filan. Şimdi sosyal medyaya da işte hep pijamayla çıkılmıyor gibi. Yani İstiklal Caddesi de öyleymiş değil mi? İstiklal Caddesi'nde öyle eşofmanla falan çıkılmazmış şimdi olduğu gibi. Grand Tuvalet falan. Nişantaşı'nda kafeler. Ama ben şunu önerecektim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı özellikle. Mehmet Şakiroğlu'nun biraz önce yaptığı 3-4 dakikalık konuşmayı lütfen bir internette yayınlanınca program klip olarak kessinler. Ve bunu izlemeyen gençlere evlenme ruhsatı vermesinler. Bakın bu mesele o kadar önemli. O biraz önce o kadar veciz ve güzel anlattı ki. O anne babanın sorumluluğu o açıklığı izlemek, onu fark etmek ve şurada bir uyarı yapmam lazım. Mesela özellikle beyin görüntüleme çalışmalarında, beynin ödül sistemine dair çalışmalarda, o falanca sosyal medya sitesinde her gün okulda gördüğünüz, bildiğiniz arkadaşınızın, yani makyajsız halinde bildiğiniz arkadaşınızın, makyajlı, güzel, filtreli, süper popüler, hede hede halini gördüğünüzde beyninizin bilinçli kısmı, onun gerçekte öyle olmadığını bilmesine rağmen beyninizin arzu, istek ve dürtü kısmı diyor ki bu harika gözüküyor, ben iğrençim. Beynin bilinçsiz bölümü bu bilinçli ayrımlardan maalesef nasibini alamıyor. Ve biz orada popülermiş, orada güzelmiş, orada sağlıklıymış, orada sportmenmiş gibi gözüken insanlara karşı onların oradaki halleriyle kendi gerçek öz halimizi kıyaslıyoruz. Bu büyük bir problem ve bu problem alttan alta katlanarak büyüyor. Belki ciddi kişilik bozuklukları yarın bir gün yeni bir şeyler pırttıracak buradan. Çünkü mesela ben internetle ilgili iki strateji vardır dedim yıllarca. Ya ciğerinizle, pijamalı halinizle orada olacaksınız. Her şeyini dökeceksin ki gizli saklı kalmasın ya da uğramayacaksın. Çünkü bunun arası bir şizofreniye sebep oluyor. Yani işte o bir sahne hali, bir ev hali falan gibi. Ve buna da en aslında hepimizin bildiği bir örnek olarak falanca meşhur hanımefendi aha da makyajsız yakalandı diye gazetede fotoğraflar var ya. O kadıncağız da depresyona giriyordur mesela. Makyajsız hali. İşte yok Bülent Ersoy, yok şunun bunun falan filan. Ya ne olmuş yani makyajsız hali. Demek ki o makyaj hali bize öyle bir mesaj veriyor ki onun olmadığı halin böyle şeyi ifşa edilmesi sapıkça bir zevk veriyor. Hocam şimdi biraz eskidi ama mesela kadın dergileriyle ilgili böyle araştırmalar vardı. Mesela ortalama bir kadın dergisine okuyan kişi de, yani kadınlarda işte yaklaşık 8 dakika sonra depresif duygulanım tespit ediliyordu. Birazcık bu hani feminist hareketlerle şimdi kadın dergilerinin içeriği de dili de yani hani oradaki o kusursuz beden, işte güzellik, mükemmeliyet, fiziksel mükemmellik algısı filan değişmeye başladı. Yani kadın dergilerindeki bu mesajlar biraz yumuşamaya başladı ama mesela sosyal medyayı bu kadar konuşmuyorken de kadın dergileriyle ilgili benzer araştırmalar ve bulgular vardı. Bir şekilde insanlar bazı medyalarda, yani bazı alanlarda, ki bu işte televizyon ekranı da olabilir, ne bileyim Hollywood yıldızları da olabilir, kadın dergileri, erkek dergileri ya da işte gym'de gördüğünüz daha iyi vücutlu insanlar falan da olabilir. Kendilerini eksik hissettikleri ya da işte bu mükemmeliyeti temsil eden durumlarla karşılaşınca depresif şeyler yaşıyorlar. Sosyal medyanın buradaki dezavantajı tabii çok yaygın olması ve hani çok hızlı mesajlar iletmesi. Sosyal medya yaygınlaştıkça ve hani herkesin bir parçası haline geldikçe ben bunun biraz minimize olacağını düşünüyorum. Yani şöyle, sosyal medya bağımlılığı var. Dediğim gibi sosyal medyadaki imajının çok önemseyen ve işte sürekli oradan gelen like'ları takip eden ve bu nedenle artık işinden gücünden olan filan böyle ciddi depresif durumlar yaşayan insanlar var. Ama bunu biraz da sosyal medya bağımlılığı gibi değil de mesela bir body dysmorphic bozukluk. Bir ufak problem gibi. Bir yani. Bir başka yerden de şöyle tarif ediyorlar bunu. Bu sadece sosyal medya değilmiş gibi de görünüyor. Bir narsistik ihtiyaç aslında. Yani başka insanlara göre daha yoğun hissedilen bir narsistik ihtiyaç. Bu arada son bir dakika, ama o yüzden hani toparlama cümleleri olarak alırsam sevinirim. Mustafa'ya ekleyecekleriniz varsa. Dijitalde yeni bir dünya
organize ediliyormuş gibi görünüyor. Oraya bilgiler yüklüyoruz, duygular yüklüyoruz, hislerimizi, varlığımızı, zekamızı yüklüyoruz dijitale. Ve yeni dünya, herkes o dünyanın içerisinde nasıl var olacağına karar veriyor. Bir kısmı mükemmeliyetle ilgili eski bir algıda sıkışıyor. Ama yeni jenerasyonda rastlıyorum, çok da eğlendiriyor beni. Hiçbir kariyer planı olmayan çocuklar grubu da geliyor. Bambaşka bir zihinde. Mehmet Hocam son sözünüz. Şimdi kitabı göstereyim mi? Tam yeri gelmişken Cansel Poyraz'la canım ortağımla beraber yazdım. Çocukları Sanal Dünyadan Koruma Kılavuzu. Bu kitap artık geçerliliğini yavaş yavaş kaybediyor. Çünkü çok hızlı gidiyor her şey. Ama hala iyi bir başucu kitabı olduğunu düşünüyorum bu konuyla hocam. İlgili. İnşallah gelir. Çok net bir şey söyleyeyim. Elif Hoca'nın söylediğine ek, mevzu bağımlılık değil. Buradaki dert bağımlılık değil. Buradaki dert bizim kişisel ve toplumsal hafızamızı kaybediyor olmamız. Bakın bu felsefi bir mevzu şu anda. Ben o anı en güzel çektiğim fotoğrafla hatırlıyorum. Çünkü benim geçmişe dönme yolum artık Instagram hesabındaki fotoğraflara bakmak. Ve onun altındaki yorumlar hafızamı iyice bozuyor. Ne kadar tatlısın Mehmet. Ne kadar güzel çıkmışsın. Seni her şeyden çok seviyoruz. O kadar güzelsin ki biz ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Hem en iyi fotoğrafı çektim hem de yolda bana selam verip de bir çay içmeyen kişi bana orada muhtemel inanılmaz yorumlar yaptı. Bence temel sorun, bağımlılıktan daha ciddi sorun toplumsal ve kişisel hafızayı kaybettirecek olması sosyal medyanın. Klinik psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu, sinir bilim uzmanı profesör doktor Sinan Canan, psikiyatrist doçent doktor Elif Mutlu ve yaratıcı marka danışmanı Mustafa Can bizimle birlikteydi. Başka gündemin sonuna geldik. Bugün programda böyle hani yetenek nedir, zeka nedir, nasıl geliştirilirden çok öte bir sohbet oldu. Eğer kaçırdıysanız hatırlatayım. YouTube'da tekrarını bulabilirsiniz. Bu gece de ayrıca tekrarı var yine Haber Global ekranlarında. Şimdilik bu kadar. Yarın yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.